Spor ekranlarından herkese merhaba. Spor gündemine hoş geldiniz. Savaş Çorlu ve Haldun Domaç'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum. Biz ev sahibiyiz biliyorsun. Dün gece yayındaydık değil mi? Dün gece beraberdik yayında. Meşhur Dünya Kupası yorumlarıyla. Evet ama seninle bayağıdır görüşmüyoruz. A-Spor, pek tercih A-Spor etmiyorsun. A-Spor izleyicisi seni seviyor. İşte teşekkür onun için ediyorum. Sürekli yayındasın. Ben de onları çok seviyorum. Sen beni gördüğünde mutsuzsun tabii biraz. Ben evet mutsuz oluyorum. Diyorum evet. Ki acaba gece... Yazmayın gece şu kızı ya. Gece saat 12 mi şu anda? Saat kaç acaba falan diyorum. Ay Melike mi var? Dur ben gelmeyeyim falan. Melike varmış. Hadi saat 12 olmuştur gecenin 12'si. Haldun Domaç özledim seni. Vallahi. Güzel bir 3 saat birlikteyiz. Kusura bakma. İnşallah. Ben geldim. Güzel bir süre geçiririz. Yani... Senin olman güzellik katacaktır. O kesin de. Hani biz bir şey yapabilecek miyiz ona Estağfurullah. Bakacağız. Estağfurullah. Şimdi tabii. Bundan sonra ben de uzun kalacağım. Böyle iltifatlara ben de uzun süre. Her gün beraber. Her zaman... ben de aşk olsun. Aşk olsun. Ben her zaman yayın öncesi yayın sen sonrası sürekli yapmayacağım. Gelme ki böyle hani özletir kendini. Tabii biraz öyle oluyor. Yani şimdi Dünya Kupası çeyrek finalleri var ama bir yandan da hazırlık maçları vesaire bir yaklaşırken sona. Ligde de başa hareketlilik var gündemde. Transferler konuşuluyor. Özel röportajlarımız zaten gün boyu ekranlarınıza geldi. Onları da konuşacağız, sizlerle paylaşacağız. Saat 16'da Fenerbahçe'nin Salernitana hazırlık maçı var. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz ama bir haberlerimizle başlayalım ilk olarak istiyorum. Şimdi hazırlık maçlarında dikkat çeken bir isim. Tabii bir yandan transferde konuşacağımız için performansları da değerlendirelim istiyorum. Serdar Dursun'la ilgili bir haberimiz var. Bir izleyelim, sonra da konuşalım. Yeni gelişme olduğu için onu da söyleyelim. Yine açıklamaların tamamını paylaşacağız ama Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Selahattin Baki de João Pedro'nun durumunun zannedilen kadar kötü olmadığını da söyledi. Tabii bu transfer konuşurken bu bilgiler bize lazım. Ona göre değerlendirme yapacağız elbette. Haldun Domaç. Evet. Ben bir önceki yayında da vardım. Aslında orada da konuştuk. Serkan Korkmaz'la ne transferi? King var orada, Serdar var dedi, Valencia var dedi, Batshuayi var dedi. Senin de fikrini merak ediyorum. Evet. Şimdi Serdar Dursun özelinde iki tane konuya işaret etmek lazım. Bir, Serdar Dursun istekli, arzulu, agresif, çalışkan. Bütün bunlar onun oynamasını gerektirecek görüntüler. Evet. Oynamasını gerektirecek bir performans. Ancak diyorum Serdar Dursun'un oynadığı futbol ya da onun stili, tarzı maalesef onu söyleyebiliriz. Jorge Jesus'un istediği şekle uygun değil. Yani Jorge Jesus iki forvet, iki tane koşan forvetle oynamak istiyor. Bakalım diğer oyunculara. Diğer oyunculara baktığımızda Batshuayi bakalım. İkincisi Valencia, üçüncüsü Joshua King. Üçünün de profilleri birbirlerine çok benziyor. Serdar Dursun bunlara benzemiyor. Yani Serdar Dursun daha bir pivot santrofor, gezginlik konusunda, çalışkanlığı konusunda en ufak bir şey yok ama böyle hani savunma arkası depar atacak, topla buluşacak, arkadaşlarına zaman zaman servis yapacak, zaman zaman bitirici vuruşu yapacak oyuncu tarzı değil. Onun için de hiçbir zaman şu dörtlü, hani Serdar Dursun'u sayarsak, şu dörtlünün içerisinde birinci sıraya gelmeyecek. Yani ikiye de gelmeyecek. Aslında Fenerbahçe onu alırken ikinci santrofor gibi düşünmüştü. Hı hı. Gelmeyecek. Çok olağanüstü şartlarda oynama durumu söz konusu olacak. Çünkü şöyle bir şey, birinci santroforunuz Batshuayi, ikincisi Valencia ile şey arasında geçiyor. Joshua King arasında... Dördüncü sırada Serdar Dursun. Yani evet. Dördüncü sırada. Ha bana göre, ben şöyle söyleyeyim. Bana göre dördüncü sırada olmayı hak ediyor mu? Etmiyor. Yani oynadığı her zaman gol atan bir oyuncu, her pozisyonda gol atan bir oyuncunun yani böyle bir durumla karşı karşıya kalması bana göre sadece Fenerbahçe açısından değil, milli takım açısından da sıkıntılı. Milli takımda santrofor rotasyonumuz son derece zayıf ama buna rağmen milli takımdaki o santrofor rotasyonumuzun eksikliğine rağmen Serdar Dursun'dan oynamadığı için yararlanamadık mesela evet. Son hazırlık maçlarında. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum yani Serdar Dursun evet kalır, devam eder, problem yok, onları yapar. Ama netice itibariyle böyle çok uzun süreler alacağını da sanmıyorum. Tabii ben
biraz onunla da biraz yazıştığımda da şeydi. Yani ben oynarsam gol atarım diyor. Yani benim özelliğim bu diyor. Aramızda bir böyle hani yazışma oldu. Oynadım mı gol atarım diyor ve ben de inanıyorum. Geçen sezonuna baktım. Geçen sezon 15 gol, 4 asist, 19 gole doğrudan tesir yapmış. Üstelik de ligin başlarında o Vitor Pereira döneminde çok fazla süre almamasına rağmen yani gol atan bir oyuncu. Hani ben baştan itibaren hani oyun ona göre, şablon ona göre kurulu olsa belki de gol krallığının en iddialı ismi diyebilirdim. Ama oyun ona göre kurulu değil. Onu bilelim yani. Oyun ona göre kurulu değil. Oyun koşucu, atlet oyunculara göre kurulu. Onun için de yani Serdar Dursun böyle hani çok 11. Şimdi herkes şöyle söylüyor. Burada başlıyor. 11 başladı. Üst üste hazırlık maçlarında. Batshuayi yok. Valencia sakat. Geride bir tek Joshua King var. Evet. Yani Joshua King'le işte Joshua King, Rossi, Serdar'ı da oralarda kullanıyor hoca. Yoksa bunlar gelse Batshuayi, Valencia, Joshua King olduğunda Serdar Dursun'un kafasında dördüncü sıraya yerleştirecek Jorge Jesus. Bana göre onu hak etmiyor. Ama netice itibariyle son karar verecek kişi Jesus. King de sakatlıktan çıktı. Bunu da tabii ki düşünüyor o zaman. Bir de öyle bir şey var. Haldun abi iyi bir Serdar Dursun'cu, onu biliyoruz yani. Hep savunmuştur golcülüğü. Ben de geçen sezondan beri Fenerbahçe'nin en önemli eksenim iyi bir forvet olduğunu düşünüyorduk. Hep bu konuda birinci forvet aslında hiçbir zaman olamadı. Oldu ama olamadı. Yani bunu baktığımız zaman attığı gollerle gösterdi. Ama hiçbir zaman kabul ettiremedi yani Fenerbahçe'nin birinci forveti olmayı. Gelinen noktada 4 tane forvet saydık. Bu ortamda 4'ünün birden sakatlanması lazım ki tamamen oynaması için. Çünkü Jesus'un sistemin uymadığını çok net bir şekilde ifade ettin. Sezon başında da bunu söyledin Haldun abi sen. Ya oynama daha henüz Batu Şahlar falan gelmemişti. Jesus'un oyun planında yer almadığını da seninle yaptığımız yayınlarda birkaç kez bunu vurguladın. Ne yapması lazım? Bilmiyorum, herhalde sezon başını bekliyor. Ocak ayında ayrılmak isterse, çünkü öyle bir kafasında plan olduğunu da duyuyoruz. Yani forma giymek isteyeceği bir kulübe gitmeyi. Yerli statüsünde olan bir oyuncu. İşi çok zor. Çalışıyor, istekli, arzulu ama yeter mi? Yetmez. Çünkü Pedro'nun ne zaman döneceği henüz belli değil. Madem ki kısa ama Batça formda. Pedro'nun ben şey söyleyeyim sana, hani tamam umutlu şeyler söyledi ama Selahattin Baki ama 2 ay, 3 ay yani en az 2 ay. Yani beklenenden önce hani derken? Beklenenden önce derken herkes şöyle bir açıklama yaptı, sezonu kapattı dediler. Ondan. Yani öyle bir şey yok, hani Martlarda belki Şubatlarda falan döner gibi bir durum söz konusu. Ama ben öyle olacağını sanmıyorum. Bir de tabii sana bir şeyi ekleyeyim, Serdar Dursun'un şanssızlığı Fenerbahçe'nin bol yerlisi olması. Tam ağzımdan evet, aldım. Evet. Şimdi tam onu söyleyecektim. Eğer öyle az olsa çok rahat şans bulabilirdi. Yani tam İkinci onu söyleyecektim fırsat. Eğer araya girmemizde. Diyecektim ki yani burada yerli oyuncu sayısının fazla olması oradan da bir eksi yazıyor Serdar'a. Böyle bir şanssızlığı da var. O yüzden bu şartlarda yani Valencia, Batça, King gibi oyuncuların olduğu yerde, hatta forvet dönük orta saha oyuncuları da var, İşi çok zor. Rossi de öyle oynatıyor. Rossi de o şekilde. O yüzden Ocak ayında ben ayrılmak istiyorum derse bana sürpriz olmaz. Peki şimdi bir başka haberimiz. Yine transfer konuşacağız Fenerbahçe'de. Samet Akaydın. Fenerbahçe artık bu transferde Adana Demirspor'la anlaşma sağladı. Ayrıntılara bir bakalım. Evet, ağız alışkanlığı Akaydın diyoruz ama doğrusunu söyleyelim. Akaydın. İyi ile yani. Samet hani... Yazarsınız ya böyle Türkçe klavye olmayınca, öyle gibi düşünün. Akaydın imiş. Samet Akaydın. Evet. Aydın Domaç, seninle başlayayım. Evet. Aslında tabii yerli yabancı konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin eli bu anlamda rakiplerine göre biraz daha rahat. Ama ben de Süper Lig'de beğenilen bir stoper olduğunu düşünüyorum Samet Akaydın'ın. Sen ne düşünüyorsun? Valla ben hani öyle bir enteresan bir durum var ki Fenerbahçe 2 sene sonrası için bile hazır. Yani şey açısından, yerli açısından. Yerli hani açısından. 7 evet. 6, artı 4, 6 artı 5. Yani şu anda Altay, Serdar Aziz, Ferdi, Mert Hakan, bakıyorum İrfan Can, Emre Mor. Yani bayağı ciddi bir şekilde Serdar Dursun. Bayağı ciddi bir şekilde Fenerbahçe'nin bu pozisyonu hazır. Yani evet. Samet Akaydın tercihinin arkasında yatan gerçeğin sadece şey olmasını düşünmek mümkün değil. Yani yerli bir oyuncu onun için mutlaka alınması gerekli diye düşünülmez diye düşünüyorum. Samet Akaydın da belki Serdar Aziz'le
bir rotasyon yapabilmek gibi evet. bir düşünce olabilir. Bir. İkincisi, Fenerbahçe'nin o bölgeye mutlaka bir stoper alma zorunluluğu var. Onu özellikle söyleyelim. Çünkü Jesus'un da açıklamaları var. Luan Perez konusunda ciddi manada sıkıntı evet. olduğunu söylüyor. Dolayısıyla orada üçlü oynayacak bir teknik adamın 5 tane stopere ihtiyacı var. Üçlü oynayacaksanız. Şimdi sayıyorum stoperleri. Serdar Aziz 1, Gustavo Henrique 2, Zalai 3. Ondan sonra bakıyoruz başka kim var? Yani şeyi saymıyorum. Serdar Aziz saydım. 3 tane sayıyorum yani şu anda. Çünkü Luan Perez sakat. İşte Yiğit Efe var. Yani olabilir. Onunla ilgili de bazı spekülasyonlar var. İşte Gençler Birliği'ne gönderilecek vesaire gibi. Yani Fenerbahçe'nin orada sayısal olarak sıkıntıları olduğu gerçeğini vurgulamak lazım. Yerli yabancı olarak değil ama. Değil. Hatta bir eğer kadroyu boşaltırsa yabancı stoper de alabilir. Hatta Jesus'un özellikle temas kurduğu isimlerden birini ben burada açıklamıştım. Onu da söyleyelim. Willian Rocha'dan bahsetmiştim. Fakat şimdi kadroda Bruma'ya yer açmak gerekiyor. Lemos'u göndermesi gerekiyor. Bruma'ya yer açacak. Onun için de yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle Fenerbahçe önceliğini yerliye verdi. Yoksa şeyden değil yani sayısal olarak eksiğimiz var aman dikkat edelim diye değil. Ya, yani Samet'e yönelme sebebi bu diyorsun. Evet, Samet'e yönelme sebebi bu. 28 yaşında milli takıma yükselmiş bir oyuncu. Ama tabii bu arada tabii önümüzdeki sene için çok net bir şekilde Göztepe'de oynayan Emir Ortakaya'nın da takip edildiğini net bir şekilde biliyoruz. Evet. Sürekli oynuyor, iyi de oynuyor. Zaten bir alternatifti. Yiğit Efe Demir keza var. Hani Fenerbahçe'nin buralara artık Avrupa ve Türkiye'deki bu yüksek volümlü maçlar nedeniyle oyuncu transfer etmek istediğini düşünüyorum ben. Yani Samet konusunda onun için transferin sebebi bu. Yani sayısal olarak bir sayıyı 5'e çıkartması lazım. Şimdi geçen yılda transfer döneminde gündeme ismi gelmişti Samet Akaylı'nın. Kulüplerle, büyük kulüplerle adı anılmıştı. O yüzden aslında Süper Lig'de beğenilen bir oyuncu, istenen bir oyuncu diyorum ama bunun en büyük sebebi hepimiz biliyoruz ki yabancı kuralı. Fenerbahçe'de belki bu etkili olmadı ama sonuçta kontenjan yine buna sürüklüyor takımı da. Sen nasıl buluyorsun Samet Akaydın'ı? Ben şimdi Samet Akaydın'ı baktığımız zaman Abdülkerim Bardakçı ile birbirine çok benzetiyorum. Neden, nasıl benzetiyorum dersen, şimdi Abdülkerim Bardakçı da 27-28 yaşında parlamış. Formda bir Anadolu kadar takımında başarılı performans sergileyen iki oyuncu düşünelim. Biri Konya, biri Adana. Samet'i biraz daha geride tutalım. Çünkü 3. ligde Trabzonspor altyapısından başlıyor. Yani İdman Ocağı evet. Spor'dan, Arsin Spor'dan onu bizim Yakup Ateş, Sancaktepe Sportif Direktörü alıyor, getiriyor. Hikmet Sevim Hoca çok tecrübelidir gençlere dokunan. Hikmet Sevim Hoca'nın çok ciddi katkıları oluyor. Oradan sonra arkasından bir Şanlıurfa Spor, sonra Adana Demirspor, bir yükseliş başlıyor. Adana Demirspor'da da bazen değil birçok kez futbolcu hoca dokunuşu önemli. Samet Hoca zamanında forma giyemeyen bir oyuncu, Montella zamanında bir çıkışa geçiyor ve çok ciddi bir istikrar. Abdülkerim Bardakçı da mesela Konya Spor'da. Yani hoca dokunuşları çok önemli. Evet. Orada da mesela İlhan Palat Hoca ile beraber bir çıkış yakalıyor. Bir taraftan ikincilik. Şimdi baktım mesela Denizli Spor, Giresun Spor, Konya Spor gidiyor. Gene sürekli bir sezonda bir takımı yoktur Abdülkerim Bardakçı'nın. Ama onu da şunu söyleyeyim Savaş, sözünü unutma. Hiçbir zaman Konya Spor satmadı biliyor musun? Hep kiraya verdi. Çok yani, var ama böyle. Kiralık. Geleceğini mi gördü yoksa? İşte, yani geleceğini görmesen. Ama niye o zaman kendisi tutmadı? Geleceğini görmesen satarsın. Ama yani o zaman Altay'a verdi, Denizli'ye şurada verdi. Baktım bizim şimdi. Giresun Spor'da oynadı. Yani onu söylüyorum. Ya hiçbir zaman satmadı. Yani isteyenlere de satmadı. Dedi ki yani ben bünyemde tutacağım oyuncuyu dedi. Bu da oyuncuya olan güven Adın aslında. Abi 2019-2010 sezonu. Altyapı sahasında Zonguldak Spor. 2019'da Konya Spor'a geliyor. Her yıl bir iki kez kiralanıyor. Evet, yani sonuçta bak biliyorum. Tamam da. Bizde de oynadı Giresun evet, Spor'da. Evet Giresun'da da oynamış. En son Altay Konya Spor'a tekrar Altay'da geliyor. Altay'da oynadı evet. Konya Spor, Samsun Spor. Arada Denizli'de bir Samsun oynadı. Daha var. Denizli Spor. Denizli'de oynadı. Hani bakıyorum şimdi böyle. Ben o ligleri takip ettiğim için. Ama hep yarım yarım.
Mesela bazen bir oyuncu vardı. Şimdi Göztepe'ye giden az önce Emir dedim mesela. Şu anda daha 14-15 maç oynamış. Oradaki maçlarına bir bakmam lazım. Bu kadar oynayabildi mi? Oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Ama ben, o zaman yarım sezonda niye kiralanıyor? Hep sürekli yarım sezon. Şartlardan kaynaklanıyor. O alt biraz aşağıdaki takımların maddi yapıları, bütçeleri, ödemeleri vesaire gibi konulardan kaynaklı gitgeller yaşadı. Onu söyleyeyim sana. Ama hep gittiği yerlerde oynadı. Onu söyleyeyim. Şimdi Selahattin Baki'nin açıklamaları var. Bir onlara getirelim ekrana. Neler söylemiş basın mensuplarıyla. Sohbet toplantısı yapmıştı. Gündeme dair açıklamaları var. Bizim de burada epey bir sizlerin yorumlarını alacağımız açıklamalar var çünkü. Bir gelsin ekrana. Evet, hepsini konuşalım açıklamalarını. Önce bir şu konudan başlayacağım. Galatasaray'la polemik. Biz diğer yayında da sevgili Ahmet Selim Kul'la bir telefon bağlantısı yaptık. O açıklamaların satır başlarından bahsetmişti. Orada da konuşmuştuk. Yorumcularımız da Selahattin Baki'nin açıklamalarını sağduyulu, mantıklı açıklamalar olarak yorumlamışlardı. Aslında şu davet çok önemli. Daha yeni işte Göztepe Altay tribün savaşları diyeyim ben ona, terörü diyeyim hatta yaşandı. Yöneticilerin demeçlerine dikkat etmesi lazım diyor. Erden Timur'a bir yanıtı var. İşte ligi bitirmeyizden sonra şova devam kısmını vurguluyor. Sen nasıl yorumlayacaksın? Savaş Çorlu seninle başlayayım. Bir defa adalet konusu, biz hep adaletten yanayız dedi. Adalet evet. Konusunda Fenerbahçe'nin 5 sezondur aşağı yukarı Ali Bey geldiğinden beri bu konuda çok ciddi bir serzenişleri ve istekleri olduğunu biliyoruz. Evet. Adalet Türkiye'de maalesef futbol takımlarında canı yanana kadar. Canı yanan adalet diye bağırıyor. Canı yanmazsa bağırmıyor. Burada Sayın Erden Timur'un sezon başında 3. ya da 4. haftadaydı. Florida bizlerle yapmış olduğu sohbet toplantısında, hatta canlı yayında çok net ifadeleri vardı. Selahattin Bey'in de bu konuda bence haklı bir sistemi var. Türkiye Futbol Federasyonu'na o konuda böyle devam ederse ligi bitirmeyiz demesi. Evet. Zerresine kadar bundan sonra rakiplerimizle dahil hata yapılıyorsa bize karşı değil, tüm takımlara karşı, hangi takıma yapılırsa bunları tespit edeceğiz, biz açıklayacağız demişti. Burada bunları yapmadı. Federasyon başkanına karşı çok, yani yönetimine karşı, MHK'ya karşı çok ağır eleştirileri vardı. Geçtiğimiz günlerde de, bundan 10 gün önce falan da Türkiye Flora Metin Oktay testlerinde Sayın Başkan'la beraber, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla beraber Florida üst sahada bir gezinti yaparken fotoğraflanması tepkiyle karşılandı. Ben yapar mıydım? Ben yapmazdım. Çünkü ben eğer Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı, kurullarına karşı bir tepki koyuyorsam o tepkiyi sonuna kadar göstermem lazım. Bu kadar kısa sürede ne değişiyor? Aynı zamanda o söylediklerini de yapmadı. Bir Sayın Erden Timur çok ciddi bir tepki gösterdi. Galatasaray taraftarının karşısında o vermiş olduğu tepki karşılığını da buldu. Ama şu anda bakıyorum 8 Ocak çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe Galatasaray derbisi tarihi açıklandı. Bugünden adalet konusunda, sakatlar konusunda yapmış olduğu açıklamalar Sayın Selahattin Baki'nin doğru. Biraz da tabii ki sağduyulu çağrı bulunması lazım. Senin de ifade ettiğin gibi yani bir aydan az bir süre kaldı Fenerbahçe Galatasaray derbisine. O güne kadar bu tip karşılıklı sert demeçlerine, belki de şu anda Erden Timur da bir cevap hakkı kullanacak. Kullanabilir de. Selahattin Baki'nin açıklamaları kendine göre doğru. Bana göre de doğru yönleri çok fazla. Bak ben açık söylüyorum. Ben o açıklamaları yapsaydım Sayın Federasyon Başkanı'yla beraber o fotoğrafa girmezdim. Evet, Haldun'da maça döneyim. Önce en son cümleden başlayayım. Ya şöyle bir şey. Acaba çünkü yayıncı kuruluşta açıklama yaptı Futbol Federasyonu Başkanı ve dedi ki işte biz altyapıları geziyoruz. Giresun'u gezdik, Trabzon'u gezdik. İşte Galatasaray, Fenerbahçe'yi de gezeceğiz. Randevu alıyoruz dedi. Acaba randevu mu aldı? Yani randevu aldıysa, yani eğer bir federasyon başkanı, hani şey için söylüyorum, telefon açıp da biz Galatasaray altyapısını gezmek istiyoruz, yani gelmemiz mümkün mü şu tarihte deyince, hayır gelemezsiniz, bizim sizinle kavgamız var denmez yani. Ama, evet. Ama böyle tabii ki denmez de, belki de başka bir görevli, yani orada başka futbola bakanlar var, Cenk Ergün var, Aynat Man, Okan Hoca var. Şimdi ama tabii var. Federasyon başkanı geliyorsa yani. O zaman kulüp başkanı gelmesi lazım. Federasyon başkanı karşılığı yani, kulüp başkanıdır. Şimdi onu kabul ediyorum ama şunu söylemeye çalıştım. Yani siz bir randevu istiyorsanız, bir randevuya karşılık verirler yani. Verilmesi lazım. Ya ben tabii seninle, ki verilmesi lazım. Ben verilmesi lazım değil mi? Orada yan yana bile gelmem falan. Bundan sonra geleceksiniz zaten. Zaten biz o gün, oradan şuraya geçeyim. Biz o gün de söyledik bunu.
olay ligi bitirmeyiz. Ne demek olay ligi bitirmeyiz? Biz bütün liglerde şöyle, yani hep konuşulan cümlelerdir Melih Yavuz. Bu hakemlerle bu lig bitmez. Hep de biter. Bu şekilde bu lig bitmez. Hep de biter. Böyle devam ederse bu maça çıkmayız. Bu iş çıkmayız. Evet. Hep de çıkılır. Yani bu iş böyle değil. Yani bunlar bir öfke patlamasıyla gerçekleşen, işte biz adaleti, az önce söylediği söz çok önemli. Biz adaleti kendimiz için istiyoruz. Başkası için adalet istemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Ya biz kendimiz için adalet istiyoruz. Yani biz derken bütün kulüpleri kastediyorum. Herkes kendisi için istiyor adaleti. Adalet benim için olsun, gerisi beni ilgilendirmez. Onun için adalet çok önemli değil. Onun için de zaman zaman böyle kulüpler. Biz o gün de söyledik. Galatasaray'da şeyde çıkacakmış. Bütün pozisyonları ya olmaz böyle bir şey. Olmaz. Olmaz. Beşiktaş'la oynuyorsun. Hadi bırak Fenerbahçe'yi. Beşiktaş'la oynuyorsun. Bir pozisyon var. İster o pozisyon istemez objektiflik nasıl olacak? Nasıl yapacaksın? Yani. Olamaz yani. Gerçekçi olmak gerekirse. Bu tür insanların biraz daha düşünerek bu adımları atması lazım. Yani böyle planlamayı yaparken ona göre bu cümleyi kullanırken olay ligi bitirmeyiz ondan sonra. Bunu kullanırken sen şöyle bir geriye doğru bak. Göreceksin zaten o liglerin hepsinin bittiğini. Yani onun için Erden Timur'un sözleri doğru değil. Şimdi başka bir noktaya geleceğim. Yani Erden Timur'un sözleri doğru olmadı. Selahattin Baki de onların üzerine gitmiş gayet. Biraz geç ama yani bu şimdilik arası, başlar oynanmıyor, sağduyu çağrısı. Bunu Savaş. Daha önce de yapılabilirdi. Şöyle olabilir. Daha önce de biliyorsun gönderiyoruz, görüntüleri alıyoruz vesaire oldu da. Hı hı. Herhalde Ahmet Selim de sordu. Yani nedir sohbet durum diye. Tabii sohbette yani. Evet, söylemiş. Gündeme gelince de yani o da söylemiştir sohbette. Erdem Bey de sohbet toplantısında bunlar bu gibi şeyleri söyledi oluyor çünkü. Şimdi söyleyelim bir önemli nokta daha. Çünkü önemli bir konu var. Kaçırmayalım onu. Diyor ki federasyon başkanı bundan sonra maçlar öncesinde ve sonrasında yöneticilerin hakemler ve MHK aleyhinde ya da lehinde olumlu ya da olumsuz konuşmasına ceza vereceğiz dedi. Şimdi ne olacak bu ne? Ne oldu şimdi? Ne yapacağız şimdi? Yani bu bir ceza ama mı? Yeni değil daha çok konuşuldu. Yani bu bir ceza. Hayır ceza mı mesela? Şimdi onu merak ettiğim için söylüyorum. Bu konuşma işte orada yenecek gücümüz var. Camiamızın endişeleri var. Geçen sene de yaşadık. İşte hakem konusundaki tercihleri. Tamam. Şimdi ne oldu? Şimdi ceza mı var burada? Ceza verecek misiniz? Yani burada eğer verecekseniz hiç kimse konuşmayacak o zaman. Ses yok. Off the record. Sohbet. Nasıl olacak peki bu? Kamera yok. Canlı kayıt yok. Evet. Yani bu nasıl arka planda sohbet toplantısı olduğu için. Aynen. Çünkü bu kulüplerde bu yapılıyor. Yalnız güzel fikir. Kulüplerde yani bu yapılıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi istediğiniz kadar öyle söyleyeyim. Bütün kamuoyunda, camianın her yerinde yayınlanan bir şey sohbet olarak kalmaz. İki kişinin bildiği sır değildir. Ama direkt olarak kendi savunması nasıl olacak? Savunma yapılsa mesela savunma yapacak. Diyecek ki ben onu söylemedim diyecek. Öyle mi? O kadar kişinin içinde söylediği sözleri inkar mı edecek? Geçmişte örnekleri var. Hayır yok söyleyebilir. Hayır söylemedim diyemez. Söyleyebilir ama kendi ortamında, sohbet ortamında söylediği bir şey onu böyle bir yaptırımla cezalandırılmaz. İşte ben de onu söylüyorum. Yaptırımla cezalandırılacak mı? Bu yoksa ondan sonra olmaz. Ne olacak? Ondan yani sonra hani bir sohbet. Klasik bir tabir var ya merdiven altı. Şey gibi mesela sen bir sonuçta ki gazetecilik geçmişinde var. Şu an yorumculuk da yapıyorsun, yazarlık da yapıyorsun. Eskiden de hatta daha çok haber kovaladığın zamanlar oldu. Önemli isimlerle eminim çay kahve içtiğin, yemek masalarında oturduğun da oldu. Bir şeyler söylediler. O söylediklerine haber yaptığında ya biz onu sohbet arasında konuşmuştuk. Ama o şöyle oluyor. Bak çok net söylüyorum. Onun bir şeyi var. Hani İngilizcesi off the record. Yazılmamak evet. Üzere konuşmak başka bir şey. Yazılmak o da gazeteci. Sen de bu işin içerisindesin. Bize baştan konuşurken şöyle söyler mesela konuştuğumuz kişi. Ya bu, bunlar, evet. Bunlar aramızda kalsın. Yani bazen aramızda, kalmaz da. Konuşun. Bazen kalmaz değil. Söylemedim ben öyle bir şey. Aramızda kalsın diyerek başlıyorsa söylemedim. Çünkü ben içim yer ya. Ben gazeteciyim öyle bir şey söylediğim zaman. İçim yer ben o zaman. Tabii güvendiğim bir kişi ise onu söylersin. Dersin ki bu aramızda kalsın. Ama burada da işte tamam evet bir sohbet ama bu aramızda ama kalacak bir şey değil. Hayır ben şey için söylüyorum. Ben bunu yanlış anlama. Bu söylediği sözlerden ötürü federasyona sevk edilecek falan gibi söylemiyorum. Federasyon başkanının söylediği söze tepki olarak söylüyorum. Yani şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi geldi bu cümleyi söylüyor. Bu cümlenin arkasında ne var şimdi? Ne söyleyeceksiniz? Nasıl yapacaksınız? Konuşma mı diyeceksiniz? İnsanların hepsinin ağzını mı bantlayacaksınız? Olmaz ki.
Parası neyse veririm, konuşacağım diyecek. Yani ben bunu niye gündeme getirdim biliyor musun? Bunu tekrar masaya yatırsınlar. Bak bu çok sağlıklı bir yapı değil. Yani böyle herkesi onu konuşma, bunu konuşma, yönetici konuşma, hakem konuşma bilmem ne, öyle olmaz. Olmaz yani, bu olmaz. En nihayet der ki kaç para kardeşim, 10 bin lira mı? Tamam, 10 bin lirayı ödeyeceğim, konuşacağım der. Öbürküsü konuşamaz 10 bin lirayı ödemeyeceği için. Atıyorum yani. Bu çok yanlış bir yani ben onu yanlışı gündeme getirmek için söyledim. Yoksa hani amacım Selahattin Baki'ye şey değil yani. Biz de doğrular dedi, yanlışlar hiç bilmiyor. İşte yani. Ya biz mesela yöneticiler olarak, medya olarak, biz böyle bazen o tribüne oynama diye tabir edilir ya, taraftarın gazını, evet, alma, sosyal medyanın gazını alma, açıklama yap, işte açıklama yap diyen, sosyal medya YouTube kanallarında bakıyorum tribüne oynayıp, sen bu konuşuyor, sen niye bunun gibi konuşmuyorsun diyen. Aynı yani hakkımızı tabii savunmuyorsun diyorlar. Diyenler var. Konuşun yani, diyorlar. Ben hakkımı savunmak için diyeyim ki burada, hakkımı savunmak için olacaksa kulüp televizyonuna çıkarız ya da kendi... Hayır, kulüp televizyonunda yönetici olacağız o zaman. Hayır, yani Haldun abi, şu var. Yorumcuyuz. Hep söylüyorum, bir kulübün hakkı savunulacaksa yönetici, başkan onlar savunur. Biz onların savunması üzerinden yapacağımız açıklamalar. Yorumları bile yaparız. Ama benim orada kulübünü savunmak gibi bir şeyim yok ki ya. Öyle, evet, bir görevim olamaz yani. Varsa o var olanlara işte bizi karşılaştırıyorlar. Öyle olduğu zaman da bak mesela şimdi Selahattin Baki açıklamaları. Ben söyledim, Selahattin Baki'nin açıklamalarının doğru tarafları var. Özellikle adalet diye bağırmaları. Fenerbahçe'nin 5 sezondur baktığım Ali Koç Bey'den tarafından bu tarafa var. Ama 3. 4. haftadaki Sayın Erden Timur'un açıklamaları, madem ki o kadar tepki vardı, devam etmesi lazımdı. Kaç hafta sonra biz orada, 5 hafta falan daha Galatasaray hakemlerin o açıklamalarından sonra aldığı ağır cezalar oldu. En son Alanyaspor maçından sonra bir duraklamaya geçti. Şimdi yeni dönem gelecek, ne olacağını bilmiyoruz. Hakemler hep konuşulacak. Yöneticiler bu tek maçlıklarını yapacak. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı var. Şimdiden hakem kim olur başlanacak gibi. Ama bir gerçek de var. Hakemler içinde baktığımız zaman geçen sezon görev almayan hakemlerin başında, Dünya Kupası'na gitti diyeceğimiz, gitmediğimiz hakemlerin başına geldi Cüneyt Çakır. Konuşulacak çok şey var aslında. Hakem eğitmeni olarak siz bu Türkiye'nin en iyi dediğimiz hakemi görevden alıyorsunuz, Dünya Kupası'na gitmiyor. Şu anda da hakem eğitmeni olarak geliyor. Yani o konuda yani sohbet yani ettiğim için, yani tabii ki Cüneyt Çakır da çok üzüntü. Yani ben ondan önce söyledim yani, ben senden daha çok üzüntülüyüm şu anda dedim. Yani orada Türkiye'nin bir hakeminin çıkıp orada finallerde, belki yarı final, belki çeyrek final yönetecekti, olmamasından büyük üzüntü duydum. Yani senin bir şey söylemene gerek yok dedim Cüneyt Çakır'a. O da, ben de üzüntülüyüm tabii ama başka bir görev dedi. Şimdi bu görevi yapıyoruz. Yani anlatmak istediğim... Hayır, niye gitti? Niye o görevin başına geldi? Eğer orada kötü olduğu için ya da bir takım şeyler için geri gitti ise tekrar geri geliyor. O federasyonun yaptığı yanlış. Federasyonun yaptığı burada yanlış. Burada da şu var işte, hep söylediğim bir şey var. O federasyon, bu federasyon. Olmaz. Şu andaki mevcut federasyon bir yılına geldi. Şu anda planlama yapamıyorsunuz işte. Sayın Ahmet Nur Çebi diyor ki 7-6-4 olsun. Ali Bey diyor ki kulüpler başkanı olarak ben konuşamam, diğerlerini dinlemem lazım. Planlama nerede kaldı? Hakem konusunda da, futbol transfer konusunda da işte birçok planlama yapamıyorsun bu durumda işte. Ya hangi planlamadan bahsediyorsun İşte ya? İşte onu Ahmet Nurçevi Başkan diyor ya, planlama yani diyor. Biz diyor zarar... Lig planlamasından ya, mı bahsediyorsun? Dördüncü yani, haftada kapandı. Neden? Yani 4. haftada kapandı. Neden, niçin kapandığını herkes biliyor. Yani, ama biz... diğer taraftan ben zararımı kime karşılatacağım diyor Sayın Ahmet Nurçevi Başkan. Yani yerli planlamamı yaptım. Yani o Emrecan Uzunan'a 2 milyon euro verdim diyor. Aldım, transfer ettim. Tamam. Ben, Tayyip Talha'ya verdi. Yerli olduğu için Tayyip diyor, verdim alındı bu parayı diyor. Şu an için. Tamam. Ama ben de diyorum ki o zaman bu federasyon devam edecekse Ocak ayına kadar beklensin. Ocak ayındaki transfer planlaması yapılacaksa büyük ihtimalle belki de sezon sonu ya olmayacak zaten... ki. Ben yabancı serbestliği geleceğini düşünüyorum. Sayın Başkan bunu duymuyor mu, benim duyduğumu? Ben kulüplerin çoğundan, hatta yani isim veremeyiz tabii ama Süper Lig takımlarının birçoğunun yabancı serbestlik geleceğini duyduklarını ve öyle olacağına inanıyorlar. Sayın evet. Ahmet Nurşehir Başkan da ısrarla 7-4'ten bahsediyor, zarardan bahsediyor. 2012'de de Ünal Aysal döneminde Galatasaray kaç tane yerli futbolcu aldı, kaç paralar verdi, Tarık Çamdallara verilen paralar. Bir sezon sonra yerli serbestliği kalktı, yabancı serbestliği geldi. Ödenen paralarda Galatasaray'ın transfer yanlışları da oldu tabii ki o dönemde yani. Çünkü o paralar verilmezdi. Bu dönemde de oluyor, Beşiktaş'ta da oluyor, hepsinde de oluyor. Şimdi önce Tuncer Bey'e ve Sedat Bostan'a teşekkür ediyoruz. Kim onlar? Mükemmel bir üçlü diyor Sedat Bostan, bizim Halit teşekkür Spor Kulübü'nden. Selam çok olsun. Keyifli bir sohbet diyor. Tuncer Bey de bana mavilerin yakıştığını söylemiş. Yani bilmiyorum artık ne derece. Arjantin'den dolayı mı acaba? Şimdi tabii ki yani bu süreçte federasyonla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var. Hatta başkan hala şeyden yana değil, onu söyleyeyim sana. Yani yabancı serbestliğinden yana değil.
Zaten ya biz bir ironinin içinde yaşıyoruz. İroninin içinde yaşıyoruz. Oraya konuyu getirmek istemiyorum. Çünkü getirince farklı bir boyuta giriyoruz ama ya bizim yabancı serbestliğimiz yok. Evet. Ama milli takımımızın teknik direktörü yabancı. Yabancı. Milli takımımızın teknik direktörü yabancı. Bir tek şeyi söylüyorum. Burada söylemeyeceğim. Bizim 14, 15, 16, 17, 18 yaş grubunda milli takımdaki teknik direktörlerimizin isimlerine bir baksınlar. Tanıdıkları kaç kişi var? Kaç kişi var? Ben onu söylüyorum sadece. Kimleri tanıyorlar oradan? Bir bakalım istersen yani. Böyle bir yapılanma, enteresan bir yapılanma. Bir de şunu duydum, onu da söyleyeyim. Yani burada duyduğum için söylüyorum. Bir duyum olarak söylüyorum. Çünkü doğrudan kendilerinin bir açıklaması yok. Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi şey yapmış. Doğrudan milli takımları kendisine bağlamış. Evet. Bundan sonra milli takımlarla ilgili kararları ben vereceğim demiş. Daha önceden nasıl oluyordu? Hamit Altıntop'tu. Ama onun da yüzleri vardı. Hamit Altıntop'a vermişti ama yine kendinden geçiyordu. Öyle değil ama işte. Ama şimdi kulüplerde de böyledir. Sayın Başkanlık makam 14 yöneticinin 13 tanesi, 14 tanesi şey yapar. Mesela çok kararlarda bazen çok açık harf çıkar. 3 kişiye 11 kişi çıkar. Evet yönünde Sayın Başkan çıkar herhangi bir başkan. Tabii ki o ayrı bir konu. Sen 15-20 gündür İki tane hazırlık maçı oynadık. Hiç Hamit Altıntop'un konuştuğunu gördün mü? Konuşmasın bir zahmet. Ha yani konuştuğunu gördün mü? Konuşmasın. O masaya yani ben de şimdi ikide birden Hamit yani. Altıntop meselesini gündeme getirmek istemiyorum da. Federasyon Bana göre başkanı Hamit demiş Altıntop, ki Tolunay Kafkas da... başarısız olanlar gitsin. Buyurun ya Dünya Kupası'nda başarısız olan hocalar maçtan sonra istifa ediyor. Bu konuda... Çok güzel konuya değindin. Başarısızlık varsa yönetici de teknik adım da istifa etmelidir. Ben bu görevi yapamıyorum demelidir. İşte istifa etmez. Son 8'e kalan takımların hepsi galiba ülkelerinin kendi oyun, aynı dili konuşan o teknik yani adamlar. Onu zaten ben burada... Buyurun son 8'e kalan takıma bakalım. Var mı yabancı hoca işlerinde? Güzel bir konuya değindin abi. Aslında bu konuşulması lazım yani. Başkanın tamamen amir takıma kendine bağlaması tabii ki güzel bir şey. Kendine bağlamış. Yani biliyorsun ama şimdi, daha önce Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi teknik adamları istediğimiz kadar kendine bağlayalım. Böyle de bir gerçek var yani orada. Evet. Hamit Altıntop'un sessiz kalması kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü aşırı derecede tepki çekmişti. Altyapıdan üst yapıya bir değişim milli takımda da lazım. Sürekli olmuyor. Aynı adamlarla gelip çevirip hep aynı kısır döngü aynı yerde dönüyor. Ümit milli takımın, U21 takımının var mı son zamanlarda başarısı? Yok ama yıllardır Tolunay Kafkas başarılı. Bak arkadaşımız olur. Yazmış mesela diyor ki 12, 14, 16 yaş gruplarının oynanacağı maçları sahalar hazır olmadığı için TFF ertelemiş. 12, 14, 16 bu çocuklar. Oynayamayacak. Bir arkadaşımız göndermiş. Bilmiyorum. Avrupa'da diyor bir amatör küme takımının bile 5 tane 6 tane sahası var diyor. Yani biz oralara bakmamız lazımken farklı yerlere bakıyoruz. Yani geldiği için söylüyorum. O arkadaş göndermiş. Altyapı sadece kulüplerimizde değil. Bak milli takımda da demek ki altyapıda sıkıntılar şu var. Şu konuyu altyapıda da konuşalım. Altyapıda çok ciddi sıkıntı var. Her yerde takımda. Yani onu söyleyeyim. Neyse başka bir yere geçiyoruz evet. Herhalde. Melike'yi yok, yok, sabote milli etmeyelim. Yok estağfurullah ne demek öyle. Şimdi milli takıma girersek çıkamayız diye yo, çıktım yok milli takıma oradan. Girmeyeceğiz zaten onu söylemedim. Ama milli takımı şöyle söyleyeyim. Bir programda şöyle yukarıdan aşağıya çalışanlarıyla işte yaptığı işlevlerle kimlerin görevli, kimlerin sorumlu, kimlerin yetkili olduğunu bakarak bir araştırmamız lazım. Çünkü milli takım hepimizin takımı unutmamamız lazım. Orada 17 yaşında oyuncuyu buluyorsun. Efendim 19-21'e gelebilir mi? Oraya kadar neredeydin? 14'te, 15'te, 16'da neredeydin? Sonra takım değiştiriyor. İşte ülke değiştiriyor. Amir takımın formasını giysen mi giymesen mi? Bizim ligimizde de mesela demin Samet Akkaydın önüne verirken tam habere gittik Selahattin Baki ve Teresine. Hı hı. Ya Samet Akkaydın bir kere milli oldu. İnşallah bu milli formayı devam ettirir. Ama o milli formayı bizim ülkemizde giyen transferde bir numaraya geçiyor bir anda yani. Bunu yıllardır böyle şöyle geriye dönüp bakalım. Hakan evet. Baltalar, Selçuklar birçok isim sayarım böyle ufuklar. Yani bir milli takım formasını, Ay Yıldız milli takım formayı giydiğin anda transferde. Alpas'tan çağrıldı, Galatasaray'a transfer oldu işte. Evet, böyle örneklerini şimdi hemen çıkarırım, çok çıkarırım. Şu anda yine en son Mehmet dün haberini yapmıştı. Evet, şeyde Galatasaray'da çağrılan. Baran için, yani Baran... Bulgar 19 yaşında bir daha doğrusu çağrılmaya şimdiye kadar niye konuşmadık? Bir hazırlık maçı formda, bir önceki maçta biraz formda Galatasaray'da oynama. Hani bunların altyapısı o 13'te, 14'te, 15'te, 16'da başlıyor. Sonra o 21 formayı giyermiş. Ferdi de mesela bile geç kaldık milli takım formasını giymesinde.
Evet. Az önceki mesajı atan arkadaş Niki olduğu için ya söylememiştim. Muti Ceylan'mış, Sarıyerli. Bizim Sarıyerli Muti Ceylan'mış. Onun için yani söyleyememiştim. Tekrar mesaj atmış ben buyum diye. Neyse yani sonuç itibariyle oraya çok fazla girmek istemiyorum ama bir gün oraya da girmemiz lazım. Bu milli takımın altyapısında kimler çalışıyor, ne yapıyor? Mesela Tolunay Kafkas'ın oradaki yetkisi, etkisi ne? Yani bu kadar başarısızlıkla nasıl yoluna devam ediyor, neden devam ediyor? Ben bütün anlamıyorum, bunları, anlayan birisi varsa. Bunları bir gün oturup konuşmak lazım, bugün değil. Dünya Kupası'ndan sonra şey aslında oraya bir değinmek lazım. Evet. Ondan sonra da güzel Ziraat Türkiye Kupası maçları başlayacak. Bu arada da daimi izleyicimiz, gece gündüz bizim Zeynep ablamız mesaj atmış. Benim şahane üçtüm demiş, bize selam yollamış. Teşekkür ediyoruz Zeynep, kendisine selamlar. Şimdi şu konuyu da bir konuşalım. Jesus'la ilgili de açıklama yaptı Selahattin evet, Baki. Evet, önemli nokta o. Evet, şimdi tabii Brezilya'nın elenmesi. Biz istiyorduk ki hani böyle genel olarak ben açıkçası istiyordum. Şöyle bir Brezilya'yı finalde göreyim. Yani. O konuya geliriz ama Fenerbahçeliler de şöyle istiyordu. Brezilya'yı başarılı olsun, hocası kalsın. Hiç Jesus ihtimali gündeme gelmesin. Öyle bir şey yok zaten. Ama öyle bir şey yoktu Melike. Nobre de bize yayında söyledi, sevgili Mert Nobre. Yani Jesus'un milli takımın gündeminde olmadığını söyledi. Sen de galiba aynısını söyleyeceksin. Yok, şimdi ben şey söyleyeceğim sana bir kere, onu söyleyeyim. Çiçe, Tite yazılıp Çiçe okunan beyefendi. Evet. Yani öyle yazılıp Çiçe okunuyor ya. Çiçe 31-12 itibariyle görevden ayrılacak. İsterse Dünya Kupası'nı alsın dendi. Evet. O süreç biraz erkene alındı yani elenmeyle birlikte. Yani Çiçe'nin gidişi kesindi zaten. Yani öyle hani başarılı olursa kalır falan meselesi yok zaten. Çiçe ile ilgili durum bu. Ve Federasyon Başkanı'nın Brezilya basınına yaptığı bir açıklama var. Açıklamadan dolayı bu noktaya geldik biz. Diyor ki artık bizim ülkemizde yabancı bir hocayı çalıştırmanın zamanı geldi, geçiyor dedi. Şimdi böyle söyleyince bütün dikkatler Jesus'un üzerine çevrildi. Aynı dili konuşuyor. Brezilya'da çok başarılı olmuş. Onun üzerine çevrildi. Onun üzerine Jesus'a sordular. Bu Fenerbahçe'ye başlamadan önceki zamanı söylüyorum yalnız Melike. Evet. Sordular. Dediler ki böyle bir durum var. Aynen söylediği cümleyi söylüyorum. Bu yani Brezilya basınına söylediği cümleyi söylüyorum. Kim istemez Brezilya milli takımında çalışmak dedi. Bu Fenerbahçe'ye başlamadan önceki günü söylüyorum. Çünkü bu olayların hepsi önceden belliydi. Yani 31-12'de gidecek. Şimdi tabii böyle olunca nereye bağladık işi? Ya demek ki bir yıl çalışacak. Hatta şöyle bir durum da söz konusu. 31-12'de diyelim ki Dünya Kupası bitti. Ne olacak? Bir arada bir işte bir süre var. Hani yeni şampiyona için bir süre var. O sürede Fenerbahçe'de görev yapacak, görev bittiğinde de gidecek gibi planlandı diye düşünüldü herkes tarafından. Ben hala öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani oradan sonra dikkat edersen şöyle olsa ben mutluyum, şöyle söyleyebilir. Ben mutluyum Fenerbahçe'de, mutlu gerçekten de, çok da başarılı işler yapıyor. Gelin sözleşmeyi imzalayayım, devam edelim. Çünkü kulüp istiyor senden. Mesela şöyle olsa kulüp istemezse problem yok, kulüp istiyor. Demek ki şöyle yapıyor. Ben diyor yani iyimser bakalım bir önümü göreyim ne oluyor diyor. Bu Portekiz milli takımı mı olur? Brezilya milli takımı mı olur? Fluminense mi olur? Yani ne olur bir önümü göreyim diyor. Bir milli takım hayali var bence Aldın abi. Kesinlikle var. Söyleyeyim sana açıklamasını okudum. Bu saatten sonra yaş da ilerleyince artık kulüp takımlarında sabah akşam günde çift idman yapmak biraz zor olabiliyor. Şimdi mesela hırslı bir oyuncu, hoca, teknik adam, çalışkan, disiplinli. Ama belli bir yaştan sonra artık böyle sabah akşam haftanın işte 5 günü 6 günü antrenman, bir günü maç, Brezilya milli takımı mutlaka hayalinde var. Ben okudum Portekiz, diyorum sana yani. Portekiz'de yani zaten var. Bu yüzden de Ali Bey'in açıklamalarında da Selahattin Baki'nin açıklamalarında ya kalmak isterse zaten sonuna kadar hocayı tutarız. Ama bugün Fenerbahçelilerin, bizlerin şu anda sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin hocası bunu sürekli Brezilya mı gidecek? İşte Brezilya elenmez hemen Fenerbahçe için kötü haber. Hiç ilgisi yok aslında. Yok işte yani bunu, çünkü neden bak, yok? Ben bunu tarafsız bir 31-12'de zaten görevi bırakacaktı Çiçe. Yani Portekiz, öyle bir şey yok. Portekiz belki dünya şampiyonu olacak. Olsa yine aynısıydı. Yine aynısı. O yüzden yani şu anda böyle Fenerbahçe işte kafası karışacak, hocaya teklif gelecek gibi bence düşünmemek lazım. Bunlar böyle şey geçmişler. Bizim insanımızda olur o. Yani Jesus'un şu anda
Fenerbahçe'yi çalıştırırken aklım Portekiz'e de Brezilya milli takımda ben buraya konsantre olmayayım gibi bir şey olmaz. Bu bizim insanımız da var. Bu düzey olgunluğa erişmiş son bir gün, hocanın son saate kadar, son maça kadar kafasının meşgul olması gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama ben okuduğumu söylüyorum. Resmen Brezilya basınında okuduğum, kim istemez Brezilya milli takımında evet. çalışmak dedi. Şimdi zaten onun için buraya bağlıyorlar meseleyi. Yani sürekli buraya bağlanma sebebi o zaten olayın. Ama ben sezon sonuna kadar görevde olacağını net bir şekilde söyleyebilirim tabii ki. Yani sezon sonuna kadar hiçbir şekilde o profesyonelliği var. O profesyonellikte. Güvenç hocam çok güzel mesaj atmış. Onu ne okudum diyor? Güldü. Ne diyor? Bizi mi yanlış, izliyormuş? Selam söylüyor, bizi izliyor. Yanlış koy, Brezilya diyor, Portekiz değil diyor. Sen onu Şerif dediğin için diyor, Amerika'ya gider o diye. Şerif demiştin ya sen. Güvenç hocama selamlar. Tabii şimdi zaten Fenerbahçe geliş sürecinde de bu çok konuşulduğu için yine gündeme gelmişti ve söylemiştiniz bunları da. Yeni bir şey değil ama genel olarak bunu da vurguladı Selahattin Baki. Yaptığı anlaşmaları prensip gereği bir yıllık. Dışında bir yıllık yapıyor. Portekiz yani, dışında ise bir yıllık yapıyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Hani gelelim şimdi bakıp Sergen Yalçın'a. Sergen Yalçın niye bir yıllık yapıyor? Mustafa Rıza Denizli. Çalınbay. Mustafa Denizli. Neden bir yıllık yapıyor? Mustafa Denizli yani hocam bir yıllık yapmanız. O da hep bir yapar. Yani prensip. Ne demişti Sergen Yalçın? Beni mukavele korumaz dedi. Beni evet. Sonuçlar korur dedi. Şimdi sen çok sonuçları alamayınca zaten 10 yıllık yapsan ne olacak? Sadece para kazanırsın. Ticaretini yaparsın. Başka bir şey olmaz. Evet, yani evet. Sergen Yalçın da hiçbir zaman öyle bir şey yapmayacağı için bir yıllık sözleşmeye imza atıyor. Ya sen hiç gördün mü? Para pul istemem, hiçbir şey istemem, bana müsaade olmadı. Beşiktaş'ta yürütemedim. Bu iş başarılı olamadım deyip giden birisini görüyor musun? Valerian İsmail giderken alas mı aldık arkadaşlar? Olmadı ya. Gittik Hatay'da mağlup olduk mu dedi. Hayır. İşte bu böyle. Mancini yaptı bir tek böyle gider. Mancini'nin var. Çok istisna diyorum. Onun için söyledim Mancini, Sergen Mancini'yi tebrik ediyorum. Çok beyefendi bir insan. Evet transfer konusunda belki Galatasaray o dönemde ciddi zarar etmiş ama gidişi Sneijder gibi, Mancini gibi ayrılıkları ben asla unutmam. Yani. İşte. Akşam Ünal Bey'le konuştular. Sabah son kez bir daha konuştular. Kalıyor denilen adam. Bu şartlar benim için, benim kariyerim açısından olmaz. Ben gidiyorum deyip ve o ciddi ayrıca da şunu da bıraktı. Söyleyelim. Süremiz bitti mi bilmiyorum ama. Alayım bir cümle. Şunu da söyleyelim. Profesyonel insanların öyle çekip gitme gibi bir durumları olmazsa ona da saygı duymamız lazım. Profesyonel çünkü. Sen diyorsun ki ben seninle çalışmaya devam etmek istemiyorum. O zaman ben bu süreçte boşta kalacağım. O sürecimi evet. benim değerlendirin diyorsun. Neden sözleşme. Hakkını aldı diye de kızamazsın. Kızamayız yani onu anlatmaya çalıştım. Onu söylemek çalıştım. Lazım. Bu arada Ali Koç da Jesus için söylemişti geçtiğimiz haftada. Kendisi istemediği sürece gönderme gibi bir düşüncemiz yok diye. Ya zaten ona bağlı. Hani, oradan da mesajı o paneldeydi Melike bak burada da mesela şimdi Ali Koç'u savunmuş gibi ama panelde gelen bir soru üzerine o söyledi. Evet. Niye böyle durup dururken söyledi diye algılandı ama o panelde gelen soru üzerine yani kendi sistemini sürece niye gönderdiniz evet. dedi. Tabii bu kadar başarılı olunca Fenerbahçeliler de ki daha sonuç yok ama başarılı gidince diyelim Fenerbahçeliler de gelecek sezonda düşünüyorlar elbette. Doğru. Devam edeceğiz bir araya gidiyoruz aranın ardından buradayız ayrılmayın. Evet aranın ardından spor gündeminde yeniden birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Devam edeceğiz sohbetimize gündemdeki haberleri gelişmeleri konuşmaya. Hemen bir hatırlatma yapayım ama öncesinde hazırlık maçları oynanıyor ve oynanacak biliyorsunuz tam şu sıralarda zaten Fenerbahçe'nin Salernitana ile oynayacağı hazırlık maçı var. Saatler 18'i gösterdiğinde Trabzonspor'la Kasımpaşa'nın bir hazırlık maçı var ve Aspor'dan yayınlanacak. Onun hatırlatmasını da yapmış olalım. Yine bir hazırlık maçı daha saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Yine aynı şekilde bu ekrandan takip edeceksiniz. Onları söylemiş, hatırlatmış olalım sizlere. Biz devam edelim tabii sohbetimize. Galatasaray ile Galatasaray'daki haberlerimizle de devam edeceğiz. Birazdan bir bağlantımız da olacak ama tekrar hatta oluyor şu anda. Ahmet Selim Kul bizleri bekliyor. Az önce de söylediğim gibi Fenerbahçe'de bir hazırlık maçı yapacak. Evet Selim sana merhaba diyelim. Melike Çelik teşekkürler. Fenerbahçe Antalya kampını tamamlamak üzere toplamda 4. Antalya'daki 2. hazırlık maçına birazdan başlayacak. Artık takımlar sahaya çıkıyorlar. Daha önceki maçı olduğu gibi yine Alanya Stadyumu'nda oynanıyor bu maçı da Fenerbahçe ve İtalya Ligi'nin önemli takımlarından Salernitana'yı konuk edecek sarı lacivertler burada. Taraftarların Fenerbahçe taraftarların maça ilgisi olduğunu belirtelim. Tribünde takımlarını destekleyecekler. Fenerbahçe şu ana kadar oynadığı 3 hazırlık
hazırlık maçını kazandı. Bunu da kazanarak 4'te 4 ile bu hazırlık dönemini tamamlamak istiyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Hemen ondan bahsedelim. Bu Fenerbahçe'de stoperlerin iyileşmesiyle uzun bir aradan sonra üçlü savunma oynayacağını belirtelim. Kalede yine İrfancan Eğribayat oynayacak. Altay buraya getirilmemişti, hatırlayacaksınız. Üçlü defans hattında sağda Serdar Aziz, solda Zalai, merkezde Gustavo Henrique. Orta sahada yine sağ tarafta Osayi Samuel, sol tarafta Ferdi Kadıoğlu. Merkezde ise İsmail Yüksek ile Lincoln ikilisi. Hücum hattında da yine sağ tarafta İrfan Can, sol tarafta King ve merkezde Serdar Dursun'la sahaya çıkacak Sarı Lacivertler. 4 günlük kampın sonuna geliyoruz. Fenerbahçe ilk olarak kupada İstanbulspor'la karşılaşacak ve bu karşılaşmanın da Aspor ekranlarından yayınlanacağını hatırlatalım. Ardından ligde zorlu bir başlangıç. Trabzonspor deplasmanı bu karşılaşma öncesinde de son hazırlık maçından da iyi bir sonuçta ayrılmak istiyor Sarı Lacivertler. Biz maç sonunda yine röportajlarla ve gelişmelerle karşınızda olacağımızı belirtelim. Şimdilik Alanya'dan notlarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Melike Çelik. Ahmet Selim Kula teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Salernitana ile bir hazırlık maçı yapacak. Artık kampı noktalayacak. Nasıl geçiyor Fenerbahçe'de bu hazırlık süreci, bu ara süreci sana göre Haldun Domaç? Öyle başlayayım. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Jorge Jesus burada çok doğru bir strateji yaptı. Ki zaten bütün hocalar da benzer stratejiyi yapıyorlar. Yani bu süreçte oyuncularının maç performansının geriye gitmemesi için maç performansını yükseltmeye yönelik bir program hazırladılar. Ve hepsi de hazırlık maçları oynuyorlar. Ki iki tanesini de Trabzonspor ve Galatasaray'ın maçlarında biz yayınlayacağız. 18 ve 20'de sen de söyledin. Evet. Yani maç trafiğini sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii Fenerbahçe'nin bence bu hazırlık sürecindeki maçlarını izleme şansım oldu. Yani bazen Trabzonspor'a çakıştığında bir devre onu izledim, bir devre bunu izledim ama sonuçta izledim. Fenerbahçe'de bir kere maçların tamamı çok ciddi bir şekilde oynanıyor. Ve zaten şuradan anlıyorsun, 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılıyor. 1-0 evet. Geriye düşüyor, 2-1 galip ayrılıyor. Genel anlamda baktığımızda bir iş disipliniyle, bir ciddiyetle oynanıyor maçlar. Bu süreçte de zaman zaman da hoca genç oyuncuların da performanslarını ölçmeye, onlara da şans vermeye, bir şekilde onların gelişimini görmeye bir fırsat olarak tanımlıyor bu süreci, onu söyleyebiliriz. O manada baktığımda ben ciddi, işi dört kolla sarılan, dört elle sarılan futbolcular da gördüm. Evet. Zaten şöyle bir gerçek var, eğer çalışmazsan burada forma yok. Yani çünkü eş değer, herkes birbirine çok eş değer. Yani çalışırsanız alabiliyorsunuz formayı, çalışmazsanız alamıyorsunuz. Mesele bu. Tabii sakat oyuncular var. Alioski'nin yokluğunda işte Ferdi tekrar sol tarafta. Valencia'nın sakatlığı var. Arda'nın sakatlığı var. Bu arada onu da Altay'ın sakatlığı var. Arda'nın sakatlığı var. Bu arada onu da hemen söyleyeyim. Altay'ın yokluğunda İrfan Can'ın performansını da beğendim. Onu da söyleyeyim yani. İyi bir performans sergiledi. Burada tabii hocanın en fazla sıkıntıya düştüğü nokta şudur diye düşünüyorum. João Pedro'nun sakatlığıyla Luan Perez'in yokluğu. Sanıyorum bu ikisi onu bayağı bir sıkıntıya sokmuştur. Yoksa onun dışında gayet iyi bir süreç izliyor Fenerbahçe bu antrenman artı maç performansı olarak. Peki şimdi Galatasaray'a geçeceğim. Galatasaray'da Adana Demirspor'la hazırlık maçı oynayacak. Tekrar söyleyelim, akşam saat 20'de Aspor'dan yayınlanacak bu karşılaşma. Şimdi Galatasaray haberlerimizle birlikte Sarı Kırmızılıları konuşalım istiyorum. İlk olarak bir Bafétimbi Gomis'in açıklamaları vardı. Onları bir hatırlayalım. Evet, şimdi Icardi, Seferovic, Gomis. Burada Seferovic'in performansı Gomis için bir fırsattı. Ama artık Icardi var. İkinci yedek diyebilir miyiz Gomis için? Bence ikinci yedek değil. Sanki Gomis'in açıklamalarına baktığımız zaman Icardi Arjantin'den dönmeyecekmiş gibi. Yani Antalya'da ben çalışacağım, bu formayı evet. alacağım. Icardi sanki Arjantin'de kalacakmış havasında. 15 gol atar. Ben Icardi'nin, iyi bir Icardi'nin 15 gol atabileceğini düşünüyordum. Hani bu kalan süredeki maçlarda 3 attı. 15-20 arası bekliyordum. Ama Gomis öyle bir açıklama yaptı ki ben buradayım, sanki birinci golcüyüm, 15 gol atarım diye. Bu arada tabii bu işin şaka tarafı, bir de gerçek boyutu var. Icardi'nin
Takım Antalya'da kamptayken ben Arjantin'de olmasını kabul etmiyorum. Yani bu bazen ağır sakatlıklar vardır. Aldın abi bilirsin. Bu ilk açıklandığı zaman da söylemiştik. Almanya'nın doktoru vardı. Oraya giderlerdi. Wolfhard Müller. Çok meşhurdu Wolfhard. Bir de Ankara'da Türklerin, bizim yerli oyuncuların gittiği bir doktor vardı sürekli. Yani bu bazı sakatlıklara nam salmış doktor olduğu için bu. Ama şimdi böyle bir sakatlık yok. Takım Antalya'da. İstanbul'da hazırlıklar bırakıldı gitti. Gomis bence biraz ona nazire yapar gibi olmuş yani 15 gol atarım diye. Herhalde gördü. Gelmez mi diye, artık gelirse de ben formayı giyerim diye mi yapıyor? Açıklamaları iddialı. Daha önce de iddialı açıklamalarda bulmuştu. Seferovic transferinde de mesela sen, ben hep söylüyorum, Mehmet Özcan'a yaptığı röportajda bu takımın evet, birinci golcüsü ben olmaya adayım, olurum da demişti mesela Seferovic'e rağmen. Seferovic'den formayı almıştı. Icardi'ye kaptırdı. 15 gol atması için ben çok net söylüyorum. Icardi'den formayı alması lazım. Alabilir mi? Benim son Villarreal maçında izlediğim hazırlık maçındaki performansına göre alamaz. Ama Antalya'dan aldığım haberler, antrenmanlar bitiyor, ekstra çalışmalar var. Hala o 37 yaşına gelmesine rağmen, 36-37 yaşına gelmesine rağmen o hırsı, o azmi, o isteği var. Ama bazen yetmeyebiliyor. Ne evet, kadar hırslı olursanız, ne kadar istekli olursanız olun, beynen gitmek istersiniz ama vücut sizi götürmez bir yere kadar. İddialı, bakalım ne olacak. Sonuçta 6 hafta buradan var, sonra bir 20 hafta var. 15 gol sayısına ulaşabilirse benim için büyük başarı olur. Haldun Domaç. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela söylediği olaylardan bir tanesi, Icardi ile ilgili vurgulayacağımız cümleler var. Mesela Icardi ne zaman oynayacak? Onun oynamadığı zaman kim oynayacak? Yani bir kere bu soruların cevabını vermek lazım. Icardi'nin sakatlık dönüşü ne zamana denk gelecek? Onu bir kere bilmemiz lazım. Yani İstanbulspor maçından sonra sahada değil biliyorum. Yani Fenerbahçe maçında İstanbulspor maçı, kupa tamam, maçı, İstanbulspor maçı. Sonra tamam, Ankara Gücü Sivas maçlarında oynar diye bekleniyor. Şimdi şöyle söylüyorum. Bekleniyor. Evet. Yani tut ki şeyde de oynamadı. Sivas maçında da oynamadı. İki maç. Ve bu iki maçta mükemmel bir performans sergiledi Gomis. Gomis üçüncü maçta da oynar o zaman. Yani tut ki diyorum. Yani hani biz varsayım olarak söylüyoruz. Yani bak, bir anda Gomis tıpkı sezon başında olduğu gibi formayı kapıp bir müddet daha bırakmayabilir. Yani böyle bir durum de, söz konusu. Bir de bazı sakat futbolcular evinde bile çalışırken, evinde bile tedavi olurken resimler paylaşır. Mesela bak, ben bu arzum, evet, isteğim var diye biz Icardi'nin sürekli farklı resimlerini görüyoruz. Bir kere de oradan bir resim paylaş. Tatil resmini, kıymetli eşiyle, çocuklarıyla. Şey yani, dikkat ediyor musun peki? O eşiyle koyuyor fotoğraf. Yani eşi mi artık değil herhalde, takip edemiyorum ilişkide. Yani erişemiyoruz. Mesela bandanara koymuyor fotoğraf. Yakında koyar. Dönüşüne yakın koyar. Şu anda çünkü farklı bir yerdeler. 9 ya da 10'unda özel bir doğum günü partisi dokuzunda var. 9'uydu. Evet. Dündü 9'u. Artık onları takip ediyoruz. Bugün ayın 10'u. Yani. O da çıkar bugün yarın. Ama ben artık bir tedavi varsa tedaviyle ilgili bir resim paylaş. Çalışırken paylaş. Hani illa bir spor salonu olmasına vesaire değil. Bir bakalım, belki 9'undaydı ya. Belki de paylaşmışlardır. Gün düşebilir ama ben onu istemiyorum. Ben orada, eğer sen takımdan ayrılırsan, takım Antalya'da, Icardi eğer yurt dışındaysa, Arjantin'de, orada bir çalışma fotoğrafı paylaş. Çalışmak demek, eğer bileğinde iki ayla koşamıyorsan o değil. Bileğinde ağır olup da salonda çalışanlar var. Tek ayağını çalıştıranlar var. Yani birçok çalışma metodu var. Ya şimdi Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Kalitesini tartışmaya gerek yok. Yani gerçekten çok kaliteli bir oyuncu. Tartışmaya oynarsa, hani klasik bir tabir var ya, hani İngilizce kullanıyoruz ya, hani winner, kazandıran, evet, oyuncu. Kazandıran bir oyuncudur yani oynarsa. Ama oynarsa diyoruz, bir türlü şu özel hayatını düzenleyip hangi takımda olursa olsun, şimdi Galatasaray'da tüm benliğini o takım için harcama durumuyla karşı karşıya kalmıyor. Hep her zaman dışarıda kalıyor. Abi, yani bunlar takımı da bozar. İşte bak, şimdi yarın bir gün bir şu, yani tabii ki Icardi dünya çapında bir oyuncu. Gol attığı zaman atıyor, attırdığı zaman. Buna asla bir şey diyemeyiz. Ama takımdan ayrısın. Takım çalışıyor. Ya, takım çalışırken hem İstanbul hem Antalya ayağında sen yoksun. Geldikten hani, sonra da direkt takıma girip oynayacak şey. O zaman bu sefer diğer oyuncuların da kafasında bir başka nokta daha var. O da olabilir mesela. Onu da şimdi eleştiriyoruz ama Arjantin'e gitti vesaire diye. Ha şöyle olur. Senin çok inandığın, güvendiğin bir doktorun vardır Arjantin'de. Evet. Dersin ki ya, ben Arjantin'deki kendi doktoruma gidip orada tedavi olmak. O tedaviden de camiayı mutlu etmek için görüntü paylaşırsın. Kare, yani kare, tedaviden. Yani evet, o doktorum doktorunla beraber. Şimdi öyle bir şey yok karşımızda. Hani biliyorum, böyle söyleyince Galatasaraylılar kızıyor ama kızmaya gerek yok. Çünkü oyuncunun profesyonel disiplini açısından baktığımızda sıkıntı var.
Yani bakıyorsun işte Dünya Kupası oynuyor oyuncu. Dünya Kupası bitiyor. 3 gün sonra gelip takımıyla beraber antrenmanlara başlıyor. Şimdi bu profesyonellik, bu disiplini Icardi'de görmüyoruz. Sıkıntımız bu. Şimdi yoksa mesela, Icardi'nin kalitesi tartışılacak gibi değil yani. Sergio Oliveira bu sakatlığın hemen sonra gittiği zaman ikinci ya da üçüncü günüydü mesela. O ayak bilendeki mesela hacamat yapılan o evet. görüntüyü paylaşmıştı. İşte bu sen de bunu paylaş ki takım arkadaşlarına da bir moral doping seninle beraber olsun. O böyle bir düşüncede bunu önemsediğini ben zannediyorum. Diğer resimleri önemsiyorsun ama. İşte onu önemsemiyorsun. Diğer resimleri önemsiyorsun. Şimdi burada... Şu an galiba bu arada siz konuşurken baktım sosyal medyasını kapatmış mı? Kapattı. Bulamadım. 2-3 gün önce kapattı. Evet. Kendisi kapattıysa hesabını. Kıymetli çocukların eşi, sevgilisi artık dediğin gibi yani ne diyeceğimizi bilemiyoruz. bir ayrılıp bir birleştikleri için. O fotoğraf koymuş çocuklarla. Tamam o da birkaç gün oldu. Ama sadece çocuklarla koyuyor. Ama o eski o da, fotoğraf oldu. Yok birkaç gün oldu o da o resim paylaşalı. O, yani doğum günü kutlaması yapacağız falan diye koymuştu. Niye kapattı mesela acaba sosyal medyasını? Vardır bir sebebi. Yani şimdi çok gelirken... mesaj alıyordur, çok yorum alıyordur. Yani hep alıyordu da Türkiye macerası çok daha yoğun geçiyordur. Bak Galatasaray taraftarı Sancar diyor ki siz biz taraftar olarak Icardi'den memnunuz diyor işte. Mesele bu. Sen memnun olduğun ya sürece. İstediği gibi yaşasın sağda da. İstediği gibi yaşasın sağda gelsin golünü atsın golünü diyor. Atsın. Ama işte o kim gelsin, istemez ki onu canım. Tamam gelsin golünü atsın noktasında. Sezon başı ne oldu? Evet. Sezon başı bağlanan umutlar boşa çıktı. Orada Gomis sahne aldı. Şimdi yine bu şeyde yani bizim için problem değil. Yani söylüyor arkadaş da. Ben onun için söyledim Galatasaraylar. Mutluysanız hiç sıkıntı yok. Bak mutluyuz diyor. Tamam bazen oynasın bazen oynamasın. Bazen doğum günü partisine gitsin. Ama şöyle bir şey var. Hani ben futbol oynayan bir kişi olarak söylüyorum. Bu olaylardan yani bu tür durumlardan genelde bir rahatsızlık duyar oyuncular. Evet. Duyar. Ya gitsin gezsin eğlensin. Gelsin burada oynasın. Biz derler yani. Ya biz yıllardır bu işin içindeyiz. Sen sahanın içindesin. Geldin. Derler ben hep söylerim. Bunlar mutlaka oluyor. Olacaktır da. Ama Icardi iyi oynadığı sürece ne isterse yapsına da katılmam. Tabii ki sahada kaldığı sürece, evet. gollerini attığı sürece sosyal yaşantısı, dışarı özel hayatı bizi ilgilendirmez ama onların da bir yere kadar. O da dikkat etmesi gereken yerler var yani. Tabii ki sahada dışarıda ne yaparsa yapsın ama ne yaparsa yapsının nasıl algılayacağız Aldın abi? Vallahi ya ben, da neye göre o ne yaparsa yapsını bir çerçeve için almamız lazım. Yani Galatasaray Galatasaray taraftarının yani mutluluğunu söyledim. Bak arkadaş yazmış biz mutluyuz taraftar olarak diyor. Icardi'den memnunuz diyor. Tamam sıkıntı yok. Hani aynı yerden bıraktığımız yerden devam edecek mi? Bak mesela orada sıkıntı var. Okan Hoca ne dedi? Adana Demirspor maçı öncesi yine seninle burada yaptığımız yayında. Benden geldi bir gün istedi izin. Evet. Ben dedim ki 2 gün veriyorum sorunlarını hallet ve kafa olarak hazır olarak gel. Evet. Bunu yaptı ilk ayağında. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Yani işte bunlar ciddi bir sıkıntı Icardi meselesi. Şimdi Dursun Özbek'in açıklamaları vardı. Finansal durumuyla ilgili kulübün. Bir bakalım kısaca sonra devam edeceğiz sohbetimize. Evet borç durumunu açıkladı. Kulüplerimizin genel durumunu anlatıyor. Bir şey söyleyeyim şu Gomis'in söylediği sözlerde bir şey belki hani eksik kalmasın. Hem Barış için hem Kerem için çok güzel sözler söyledi. Evet. Hani Barış'ın özellikle gelişimini bize müjdeledi. Yani biz de görüyoruz gerçi ama sonuç itibariyle sanki adım adım bir Kerem'in o geçen seneki performansına evrilecek gibi bir müjde verdi. Öyle söyleyebiliriz. Bir de Türkiye'de çok yetenekli oyuncu var. Önemli olan diyor onlara o fırsatları tanımak dedi. Yani bir dışarıdan bir gözün burada oynayan kişinin bu cümleleri söylüyor olması aslında bizim için bir uyarı olması lazım. Evet. Demek ki var, biz yeterince kullanamıyoruz. Yani onu söylüyor. Onun için o eksik kalmıştı Barış'la ilgili. Zaten Barış da bir toplantı yaptı, galiba bir açıklama yaptı. Açıklamasında da ben bir şöyle dinleme fırsatım olmuştu. Orada da söylediği ben bireysel olarak da çalışıyorum dedi. Yani şeylerim var. Psikolojik danışmanım, mentörüm falan var diyor. Dolayısıyla yani böyle olursa olur, yoksa olmaz. Şu arazilerle ilgili bir şeydi. Ben Sayın Başkan bugün itibariyle borcumuz dedi. Bu borç bugün değil, geçmişten beri var. Bankalar Birliği belki kısa süre olabilir ama şu inşaat, gayrimenkuller bir bitse de artık sadece futbolu konuşabilsek ya. Her seçim döneminde 2011'de evet. Adnan Polat bunun tapusunu almıştı Rivan'ın. Sayın Selahattin Beyaz Allah rahmet eylesin 1 milyona satın almıştı. Bundan fazla değil. 2016-2017 yılında yine Dursun Başkan'ın o dönemde Duygun Yarsubat'ın yönetiminde olduğu zaman Riva ve Florya için 500 milyon dolar gelir bekleniyordu.
Otel için o dönemde yılda 1 milyon dolar sadece gelir olarak bekleniyordu hesaplanan da. Bir türlü bunlar faaliyete geçmiyor. Tam olarak sistem olarak oturmuyor. İşte biraz önce futboldaki projelerden bahsettik. Ama gelir gider dengesinde 2015 yılında başkan yardımcısı, mali işlerden sorumlu. O gün de otel konuşuyorduk. Riva'yı yine Dursun Bey'in bundan önceki başkanlık döneminde satış ya da gayrimenkul satış şekliyle yapıldı. O gün de mesela kurtuluş olarak Riva görülüyordu. Şimdi kurtuluş olarak bir nevi stat görünüyor, otel gözüküyor. Yeni daire bazında satışı, Leo firmasıyla anlaşma yapıldı. İnşallah bir an önce olur. Galatasaray Kulübü borcu en az olan kulüp gözüküyor. Bu bir avantaj mı? Avantaj ama yine rakama baktığı zaman çok yüksek. Borcunun diğer kulüplere az gözükmesinden etkenlerinden bir tanesi de bence o Riva'nın, Galatasaray'ın kurtuluşu olarak görülen Riva'nın satışı ya da parçalanarak satılması, hala oradan gelir elde ediyor. Orayı tam olarak çünkü hala ben bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ama borç azsa bundan dolayı, Şampiyonlar Ligi'ne çok fazla giren takım olmasından dolayı bir üstün bir başarı yok yani. Evet. Bizde bir takım vaatler oluyor ama bir türlü tam hesap kitap olmuyor. Cemal Özgörkey seçim zamanında başkan en büyük projeydi başkanın. Bir önceki dönemde Eşref Bey'in dönemindeki projeydi. 500 milyon dolar. Ama o 500 milyon dolarlık Columbus projesinin daha şu anda 5 dolarlık bir projenin ucunu göremedik daha yani. Tabii Düşler Vadisi, Riva projesi. İsmi aklıma geldi, Hakan, doğru. Düşler Vadisi, Hakan Yılmaz var işin başında. Benim de tanıdığım birisi. Oradan tabii Galatasaray Kulübü bir gelir elde ediyor. Selahattin Beyazıt'ın, yanılmıyorsam Selahattin 1 milyon TL'ye almıştı orayı. Ve yani düşünün, bir uzak görüş kulübün ne kadar önemli bir kısmını kapatıyor, ne kadar önemli bir bölümünü kapatıyor ki, yani bunu söyleyelim. Bir de üstelik orada proje biraz daha gelişti, farklı bir noktaya geldi. Galiba Galatasaray oradan, yani rakamlar yanlış olabilir, Galatasaray oradan gelirlerini de arttıracak. Aldın abi, kurtuluş olarak gözüküyordu. Yani Riva Galatasaray'ın kurtuluşu olarak baktığımızda da şu anda küçük ufak tefek gelirlerden bahsediyoruz. Adnan Polat'ın eleştirdiğim çok yönü vardır. 2011'de tapuyu almıştı mesela, Riva'nın tapusunu. O da çok önemli bir projedir. Şirket birleşmeleri döneminde yapmıştı. Hani olsun, bitsin ama artık futbol, spor konuşalım. Yani inşaat kulübü mü Galatasaray? Seçim zamanlarında mesela başkan adaylarının projelerine bakıyoruz. Hep inşaat yapı üzerinden konuşuluyor. Kemalburgaz, Riva, Mecidiyeköy. Şimdi Büyükçekmece'de de almış. Ama bunlar kulüplerin maddi olarak gelir sağlayıp... Çünkü biz şöyle, oyuncu yetiştirip satıp büyük paralar kazanamadığımız için... Mecburen bu tür durumlara yöneliyor kulüpler otomatikman. Bu da şöyle söyleyeyim, bu da büyük kulüpler. Yani böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerin bu tür şeyleri var. Öbür kulüplerin öyle yok. Malatya'ydı, Bursa'ydı, Eskişehir'di, Giresun'du, Manisa'ydı, Urfa'ydı falan. Onların öyle o böyle hani o işte arsalar alacağım, orayı satacağım, burayı vereceğim falan şansları da yok. Ama bitiyor, deniz bitiyor. Hep yani 3 senede bir kurtuluşumuz burası. Kurtuluşumuz burası. En son Bankalar Birliği'nin borcunu sıfırlamak ya da ilk etapta yarıya indirmek var. Faiz ödüyorsunuz çünkü. Tamam ama bütün kulüpler ödüyor. Öderken de işte şunu... Bak ne dedin, Düşler Vadisi hala oradan daire satışından bir geliri var. Orası bir dönem kurtuluştu. Evet. Projeler yapıldı, maketler hazırlandı. Çünkü borçlar büyüdü, orası ama karşılayamaz hale geldi. O transfere kullanırsan oradan gelecek olan parayı, ben orayı sıfırlayacağım diyorsun. O zaman onu yapmazsan, oradan gelen paraya yıldız oyuncu alırsan o karşılayamazsın onu. Şimdi en karmaşık yer. Şimdi başka bir yere geçelim diye. Yok, yine Galatasaray'da kalacağım ama dün de gece yayındaydık Savaş Çorlu. Tabii Dünya Kupası'nın hararetinden, heyecanından çok fazla... Hani konulara da giremedik. Biraz daha şimdi ayrıntılı konuşuruz. Çok doğru. Galatasaray. Hatta senin haberlerin de olacaktı. Paylaşacaktın bizlerle. Biraz orada tabii. Gece paylaşmadı, buraya mı bıraktı? Dünya Kupası. Dünya Kupası bizim bütün akışımızı biraz değiştirdi. Evet, Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı, o Messi'yle Hollanda'nın penaltılara kalması. Evet, biraz uzattı. Şimdi hazırlık maçı üzerinden konuşalım biraz, sarı kırmızıları istiyorum. Tekrar edelim, yine saat 20'de Adana Demirspor'la bir hazırlık maçı yapacak Galatasaray ve Aspor'dan ekranlarınıza gelecek karşılaşma. Hazırlık maçı için güzel iki ekip. Tabii ligin iki önemli takımı. Bugün güzel bir maç olacak bence. Yani baktığımız zaman Real Vallecano ve Villarreal maçları vardı ama Antalya'da oynanıyor. İki takımın da kendilerini görme açısından baktığımız zaman Montella orada mutlaka az yedek ayrımı yapmadan kazanmak adına. Okan Hoca keza aynı şekilde. İki buradaki maçtan çok daha kaliteli bir maç bekliyorum. Aspor'dan yayınlanacak buradaki maçları canlı izlemiştim. Bugün sabah erken saatlerde Başkan Dursun Özbek de gitti Metin Bey'le beraber. Maçı statta izleyecekler. Ahmet Nur Çebi kampta. O da mutlaka Okan Hoca ile bir değerlendirme yapacaktır. Belki bugün maçı izleyip yarın döner, o konuda bir şey diyemem ama
sadece maç değil, bir transfer zirvesi de orada mutlaka olacaktır. Evet, bir de şimdi Adana Demirspor işin içinde oldu mu hep transfer. Şimdi orada Murat Sancak'ın kendi açıklaması. Samet Akaydın. Akaydın maçta Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri var. Fakat Murat Sancak başkanın da Galatasaray'da bu oyuncumuzu istiyor diyor. Ben de onu anlamıyorum. Yani Galatasaray'ın elinde şu anda Metehan Baltacı ve Emin Bayram gibi iki tane oyuncu var. O iki oyuncu da Samet'ten hem olarak, yaş olarak genç ve iki sene önce Samet'in geldiği durumdalar. Şu anda iki oyuncu da hazırlık maçlarında en son Emin Bayram oynadı, sonra Metehan'a bıraktı. Bir önceki maçta Metehan. Bugün mesela muhtemelen Metehan'la başlar, bir o yapıyor. Ben Metehan'ın gelişimi böyle devam ederse en az Samet Akaydın kadar başarılı olacağını düşünüyorum. Hatta daha iyi bile olabilir. Fizik olarak iyi, gelişime açık bir oyuncu, 19 yaşında bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe ile 3-3,5 milyon eurolar gibi para bahsediyorsak, biz Bankalar Birliği'nin kapatmaktan bahsediyorsak, 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı da bunu kullandın. Değil mi? 28 yaşında. 28. Bir 27 yaşındaki Samet Akaydın'ı ben beğendiğim için söylüyorum ama daha genç. Samet de 28 yaşında. Oldu mu 28? 27, 28. İki tane 28 yaşında. Biraz önce onları birbirine çok benzettim gelişimlerinde. Evet. Ben açıkçası Metehan Baltacı, Emin Bayram. Yani Metehan Baltacı nedendir? Ben de biraz daha farklı özellikli gördüğüm için Galatasaray'ın aynı Ozan Kabak gibi stoperde yerini alabileceğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Şimdi oradaki temel nokta ne biliyor musun? Onu özellikle söyleyelim de konuşalım ondan sonra. Şimdi oraya bir tane yabancı oyuncu getirdin. Matias Ross'u getirdin. Evet. Sakatlandı. Şimdi iki tane oyuncu var orada. Metehan Baltacı ile Emin Bayram. Diğer iki oyuncu Abdülkerim Bardakçı ile Victor Nelson. Şimdi şampiyonluk yolundasın. Hani ben olsam cesareti gösteririm, ayrı konu. Ama şampiyonluk yolundasın. Diyelim ki bir şekilde kimse sakatlanmasın, Allah korusun. Sakatlık ya da ceza. Bunlar ligin içerisinde oluyor. Olduğu andan itibaren aynı şekilde Metehan'a, Emin Bayram'a güvenip onu işte bu iki oyuncudan birinin partneri yapacak mısın, yapabilir misin? Artı oldu ya, daha aksilik oldu, biri cezalı, biri sakat vesaire. Metehan'la Emin'i yan yana oynatabilecek misin? Yani bunlar herhalde teknik direktörün kafasındaki soru işaretleri olduğu için bir tane yine ne olursa olsun bu oyunculara göre tecrübeli olduğu için bir tecrübeli oyuncu daha almak istiyor. Yoksa sayısal olarak baktığımızda zaten eksiklik var. Yani Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı. Sonrasını söyle. Üçüncü deneyimli oyuncuyu söyle. Ya oraya oyuncu çekebiliyorsun ama içeriden. Yani mesela Matias Ross sakat. Matias Ross'u yok, çok fazla izlemedik. Geç. İzlediğim Matias Ross'u da ben eğer Galatasaray'da Nelson'un yerine olabilecek bir oyuncu olarak, evet, düşünmedim. O Matias, tamam, Ross kadar geçtik, kenara koyduk. Oynayabilecek Baltacı da oynayabilirdi orada yani. Tamam, işte ben de onu anlatıyorum. Diyorum ki Berkan'ı çekersin. Yani oraya oyuncu çekersin bir şekilde. Ya, oyuncu çekme olayı... Ama aynı senin söylediğin şey, kaç maç olabilir Aldın doğru abi? Doğru yapmayın. İki defa mesela bu sezon Abdülkerim Bardakçı iki maç cezalandı, ceza aldı. Orada Emin Bayram oynadı. Şimdi geçici dönemde olar. Yani yapabilirsin bunu. Ama kaldı da sürekli olarak... Gördüm, senin... Gbamin'i oynattı mesela stoper olarak Trabzonspor. Hı-hı. Ama olmuyor yani. O istediğin şey olmuyor. Bir maç yani, yaparsın bunu. Bir sürekli yapamazsın. Olsa, iki maçta olsa olmuyor. İkisi yani. İkisi aynı anda uzun vadede sakatlanacak. Aynı anda demiyorum. Biri sakatlandı. Yani Allah korusun sakatlanmasın. Öyle bir şey söylemeyeyim. Cezalandı. Ceza aldı diyelim. Yani ben şunu anlatmaya 3,5 çalışıyorum. 3,5 milyon euro verir misin ben peki? Ben olsam güvenirim. Tamam. Peki Samet, konu. Samet Akaydın mı alacağın oyuncu? Şunu söylüyorum. Ben olsam güvenirim. Ben güvenirim. Ama Okan Hoca şimdi şöyle düşünebilir. Ya bütün sezonu belki de bir stoperin gençliğine mi bağlayacağız diyebilir ve buna da saygı duymak lazım. Çünkü başka yapacağım bir şey yok. Yani bütün bakıyorsun Fenerbahçe'de de var, Yiğit Efe var. Ama Fenerbahçe'de stoper Samet Akaydın'ı almaya çalışıyor. Ve zaten Samet Akaydın olayı da Fenerbahçe açısından bitmiş vaziyette görünüyor. Onu da söyleyeyim yani. Söyleyeyim. Ya görüntü o yönde ama yani başkanın bitmiş açıklamasını söyledim ya ben. Galatasaray'ın da bir teması var dedi. Ben şahsen... Ceyhun Kazancı'nın açıklaması. Yani biz düşünmüyoruz Fenerbahçe ile anlaştığını duydum diyor. Evet. Murat Sancak, evet satarız, bizim için şey değil. Yani bir taraftar tepki göstermiş ya Twitter'da, ya işte ne oluyor falan diye. O da diyor ki işte biz her oyuncuyu satabiliriz, bütçe. Şimdi öbür tarafa bakıyorsun, pazarlık noktasında geçen sefer tıkanmış bir ortam varken bu sefer tıkanmışlık yok. Oyuncunun sözleri var yani. Önümü açın, Aldın ben abi, Fenerbahçe'ye Aldın gideyim abi, diyor. Abdülkerim Bardakçı olayı
Tayyip Talha olayı Fenerbahçe bitti demeden ben Sayın Başkan açıklama yapar. Biz istersek alırız bugün Selahattin Baki de. Ama transferde yani son gün imza atmadan hiçbir şey o belli olmuyor. Şu anda ben mesela bugün akşam Adana Demirspor'la Galatasaray maçı var. Eğer Galatasaray Samet Akaydın'ı istiyorsa Sayın Dursun Özbek maçta, Murat Sancak maçta mutlaka öyle bir istiyorsa bir görüşme olacaktır. Sayın Başkan diyorsa ki transfer zirvesi kesin olur. Murat Başkan ama varsa ben hala ameliyat mı geçirmiş gibi öyle bir şey okudum gazetelerde, kamuoyunda öyle bir şey vardı ama nedir bilmiyorum çok yani. Çok ufak bir operasyon geçirmiş galiba. Olabilir, geçmiş belki. Olsun buradan kendisine. Öyle, ben öyle bir sosyal medyada gördüm. Öyle bir şey okudum da onun için geçmiş olsun. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. O günkü Abdülkerim Bardakçı meselesini ben biraz üstü kapalı burada anlatmıştım. Nasıl oldu da Fenerbahçe Galatasaray'a gitti. Ha, öyle olur, böyle olur, o kabul eder, bu kabul etmez. O ayrı bir konu ama neticede transferler dediğin gibi imza atılana kadar havadadır. Ama görüntü bir de şey vardır, bir de akış. Yani bir yol, bir yöntem var. Oyuncu istiyor. Başkan vermeye razı. O sadece Galatasaray mı olur, Fenerbahçe mi olur bilmiyoruz diyor. Razı. Diğer unsurların duyumları bu doğrultuda. Evet. Transfer olacakmış gibi görünüyor. Yani Samet Akaydın transferi. 3,5 milyon euro. 3 milyon şöyle bir dedikodu var. Dedikodu diyorum çünkü hani bizzat ne başkandan duydum Murat Sancak'tan ne de başka bir yerden duyduğum için dedikodu diyorum. Bir takas Lemos artı para gibi düşünülen bir takastan bahsediliyor. Yani Lemos artı para. Belki rakam biraz aşağı dön. Yani orada bir boşluk olacak ya. O boşluğa da Lemos'u gönderecekler Adana Demirspor'a diye. Böyle bir durum söz konusu. Ama doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Dediğim zaman gibi ben gösterdim. Bazı şeyleri söylerken hani duyum olarak söyleyelim ki dedikodu olarak söyleyelim ki hani kesin gibi algılanmasın. Bana gelen bilgi de Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde. Ama evet. Sayın Başkan'ın açıklamaları burada farklı yere normal biliyorsun yani. Hani, Giresunspor, Konya Spor'da mesela Abdülkerim Bardakçı'yı bonservisi satılığa koydu. Üç kulübede hep aynı mesafede izlemişti mesela hatırlayalım. Ama oradaki olay başka ya. Şimdi onluk söylemek istemiyorum burada. Hayır, yine söylemeyeceğim. Yaşanan olaydan değil. Orada da mesela Beşiktaş, Fener, Galatasaray arasında gidip gelinen bir oyuncuydu. Bugün Samet Akaydın da milli takım forması giymiş bir oyuncudur. Fenerbahçe için de belki Galatasaray için de ama ben Galatasaray'da Samet Akaydın'a verilecek şansın yine söylüyorum. İki tane genç pırıl pırıl oyuncu var elinde. Ben... Emin Bayram ve bak bir stoperi daha olsaydı Galatasaray'ın yani bakın üç, şu an bizi izliyor Murat Sancak. Öyle mi? Geçmiş olsun başkan. Başkanıma geçmiş olsun. Geçmiş olsun ya, diyelim. Murat Sancak ne dedi biliyor musunuz? Transfer dönemine daha çok var. Haklı. Evet, o altı ucu biliyoruz. Açık bırakıyor. Sayın Başkan bak ne dedim ben? Biliyoruz. Mutlaka akşam maçta da Dursun Başkan'la eğer beraber olurlarsa biten bir şey yok. Ben bunu söylemek istedim. Yani daha önce transfer son güne kadar... Daha transfer dönemi başlamadı bile. Zaten ama şöyle, ateşi yandı. Zaten, bu milli ara rakamlar dünya kupası. Rakamlar yanlış diyor bak. Rakamlar yanlış. Bir rakam 3 milyon euro falan dendi. Halbuki şöyle bir şey bence söyleyeyim. Bence daha yükseklerden bahsediyor Sayın Başkan. Yok bence yüksek olmaz diye takas düşünüyorum. Takas mesela takas, ha, takas başkan takasa. Ama isteyenler var ama zamanı değil. Tabii 5-6 maçlık bir süreç var. Yalnız şöyle söyleyeyim 2 milyon euroya veriyordu Trabzonspor'a başkan. Pazarlığını yaptı o zaman biliyorsun. O zaman Sayın Başkan'a Montella'nın röportajındaki o çok sihirli cümleyi de soralım. Bak, başkan bağlansın da bir sohbet edelim. Hatırlıyor musun o bakkal? Takas yok demiş. Ama bak de. Montella dedi ki biz mesela o Talha'nın da Tayyip Talha'nın da gidişini düşünerekten muhtemelen biz bakkal dükkanı değiliz gibi bir ifadesi vardı röportajında. Yani futbolcu bu kadar alsat, hazır. Alsat yani. Alsat onu diyor. İfade etmişti. O tabii yanlış anlaşılmaya demeyeceğim ama alsat değiliz. Trabzon içinde 2,5 yazmış. Yani iki mi? Ben iki dedim i̇ki galiba buçuk. Değil mi? Yani çünkü bir ara böyle bir pazarlık oldu. Sonra Trabzonspor evet. Galiba takas artı. Hatta Yunus Mallı'yı falan mı öyle bir şey düşünmüştü. Deyince kabul etmedi. Şimdi bak mesela başkan. Trabzonspor'un hani meşhur laftır ya Trabzonspor'un çocuğu Fenerbahçe'nin çocuğu. Trabzonspor'un evladı. Trabzonspor neden olmasın? Yani Fenerbahçe bitti demek için bence çok erken. Sayın Başkan da bunu çok net ifade etti zaten. Başlamadı ya ki daha bitsin diyor. Başlamadı. Şöyle de nokta koyuyor. Diyor ki bizde fiyat artırma olmaz. Söz verilir ve biter diyor. Tamam yani söz Tayyip verdi. Tayyip Talha transferine de vurgu yapıyor. Sonuçta orada da bir Beşiktaş'a verilen bir söz vardı daha önceden. O sözün dışına çıkılmadı.
Söz verilirse ondan sonra hangi kulüp isterse istesin olmaz. Yani söz verdim mi diyor başkan. Hayır. Öyle bir şey demiyor. Söz vermiş başkan olsaydı da o şekilde olmazdı. Ya, daha rahat olurduk yani. Hiçbir sohbet Vallahi bir sohbet isteriz, ederdik. Bağlanmak isteriz eğer vallahi müsaitse. Tabii müsaitse ameliyat olmuş, geçmiş olsun diyeyim evet, arkadaşlarımız. Geçmiş olsun. Ben diyorum ya kamuoyundan izlediğim kadarıyla gördüm. Yani ama detaylarını bilmiyorum ne olduğunu dediğim oydu. Geçmiş olsun. İnşallah çok ciddi bir sorun yoktur ki... Zaten eğer mesaj atıyorsa zaten sorunu da yoktur çok fazla demek ki. Evet yani bu da şöyle düşünmek lazım. Eli her zaman demek ki doğru işler yapıyor. Eli güçlü. Tayyip Talha, Samet Akaydın yani isimler gündeme geliyorsa, Yunus Akgün'ü alıp parlatıyorsa. Ama bak iki tane çok önemli oyuncu oradan gittiği zaman. Ağrısı sıra... varmış, teşekkür ediyor. 10 Ocağı kadar bekleyeceğiz demiş bu arada. Tekrar geçmiş olsun geçmiş diyelim. Geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkür ederiz. Yine de bizi bilgilendirdi. Evet bizi bilgilendirdi. Tazeledi bilgilerimizi, güncelledi bizi. Sağ olsun. Sen az önce bana dedin ya... hem Nelson hem Abdülkerim Bardakçı sakatlanırsa, ceza alırsa. Şimdi yani böyle bir oyuncuyu, formda bir oyuncuyu, sezon başında daha kısa bir süre önce Tayyip Talha, iki tane çok önemli yerli oyuncuyu ve milli takım oyuncusunu veriyorsunuz. Onun yerini de doldurmak bir anda hemen kolay olmaz. Onun çalışmalarına mutlaka başlamışlardır ama öyle bir şey varsa. Ya mutlaka başkan doğru isimlere gidiyor, doğru isimleri buluyor. Önemli olan o. Yani şöyle söyleyelim ya. Ya Yunus Akgün Galatasaray istemediği Yunus Akgün gitti. Orada yıldız oldu, milli takıma yükseldi. Evet. Demek ki doğru bir futbol iklimi var orada. O iklimde yetişiyor oyuncular. Öyle söyleyelim. Yani diğer oyuncular için de öyleydi. Yani faktör. Diğer oyuncular için de öyleydi. Demek ki böyle bir iklim var. O iklimin içerisine de mi başka oyuncular soktuğunda da onlardan da verim alacak demek ki. Öyle görünüyor. Benim anladığım kadarıyla o. Genel anlamda baktığımızda. Ama... Şunu söyle, başkan şunu da inkar etmiyor yani görüşmeler olduğunu. O 10 Ocak'ta, 12 Ocak'ta, 12 Ocak'ta başlıyor transfer. Herhalde o süreci söylüyor. Evet. Bakalım ne çıkacak? Takas yok dedi galiba değil mi? Evet takas yok. Takas yok, para var. 2,5 milyon euro dedi. Demek ki 2,5 milyon euro civarında... Trabzon için. İşte evet, Trabzon için dediğine göre demek ki o civarda bir rakama ancak evet diyebilir. Yani onun altında oradan Trabzon'dan 2,5 istediğine göre yani... O civarda bir rakama evet diyecek. Doğrudur. Yani bekleyelim görelim bakalım. Tabii sonuçta... Olursa Sayın Başkan oldu der ama yani. Öyle söyler, gibi söyler. Çok net. Yani net hiç... cevap veriyor. Yani 5-6... Bizim kafamızda bir soru işareti oldu mu da sağ olsun hemen onu gideriyor evet, yazın. 5-6 maç var tabii doğal evet. olarak. Oyuncunun da bir şekilde kafasının karışmaması. Yani şimdi buradan hemen tatile çıkmaması lazım. Onu da düşünüyor. Çünkü evet. ondan da yararlanacak. Hatta akşam da bakarız. Evet. Şimdi devam edeceğim. Çebi ile bugün hatta biz bunu saat 12'deki yayınımızda da paylaştık. Beşiktaş'a geçeceğim. Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Başkanı ile Şenol Güneş'in şöyle bir sohbeti var. O sohbette de güzel diyaloglar geçiyor. Basın mensuplarıyla konuşuyorlar. Bir gelsin ekrana. Dünya Kupası'na da geçeriz buradan ama ilk önce şu yabancı konusuna gelelim. Güzel esprili aslında bir şekilde Şenol Güneş de kendi bulunduğu noktayı belli ediyor yani. Vize sorunu var diyor Çebi ile konuşurken. Onu konuşacağız diyor. Yabancı oyuncu hakkımız var onu konuşacağız diyor. Aralarında böyle şakalı esprili bir diyalog geçiyor. Tabii transferde biliyoruz Ahmet Nur Çebi biraz daha geride duruyor. Çok transfer taraftarı değil. Sence geride mi duruyor? Ben o tam duruyormuş değil. Gibi görünüyor. Yok o anlamda değil. Geride duruyor dediğim. 13 tane transfer var. Hani devre arası transfer yapmak istemiyor aslında. Ama yapacak. Yapacak. Ama yapacak. Yapacak. Hocanız Şenol Güneş'se yapacak. Hocanız Şenol Güneş'se Fatih Terim'se mutlaka transfer olur. Ki kampa gelip basın toplantısı o eşofmanı giyip orada... teknik heyetleri alması gibi röportajlar harika. Bugün Sercan'ı kutluyorum. Evet. Emre Koca davetecek. Emre Koca'dan açıklamalarını yaptı. Baştan sona izledim yayına girmeden önce. Muazzam açıklamalar. Kendisini tebrik ediyorum. Yani gerçekten de belki ilerleyen bölümlerde ya da dakikalarda görüşebiliriz ama açıklamalarını gerçekten kutluyorum. Müthiş açıklamalar yaptı. Yani geçmişe dönük bundan sonraki şeyle evet. ilgili. Şenol Hoca'nın finalle ilgili söylenmesi çok güzeldi orada. Bir Brezilya, İngiltere'yi hayal ediyordum. Herkesten farklı. Bana artık sormayın diyor. Çünkü bir hakkım vardı onu kullandım. Biz de Brezilya, Fransa dedik ama Brezilya tarafı gitti. Fransa'ya bakıyoruz şimdi. Başından beri Portekiz, Arjantin.
Portekiz-Arjantin. Başından beri. Şu anda bir adıma oraya yaklaşın. Vallahi bakayım. Sen taraftarı şu anda çok sempatik yaklaşmıyor. Yani transfere çok sempatik yaklaşmıyor. Tabii bu zaman içerisinde bir böyle hani süreç içerisinde dalgalanmayla belli bir noktaya geliyor. Bir kere onu söyleyeyim. Peki gelse faydalı olur mu, ne yapar noktasına bakarsanız, eğer Weghorst olsam derim ki ne olursunuz Caner'i alın derim. Weghorst olsam. Sayıs olsam ne yaparım? Ya aman gözünü seveyim Caner'i almayalım. Orayı toparlamak için çok canım çıkar derim. Bak evet. Gerçekten söylüyorum. Ofansif teknik açıdan 10 tane 15 tane orta yapar. Şu anda ligin asist kralı. Şu anda bile oynadığı maçlara baktığında savunması zayıf, turları zayıf, geri dönüş turlarında sıkıntı var. Ama öne çıktığı zaman o son ortalarda, o genellikle muz yaptığı ortalar, genellikle kısa yaptığı ortalarda, yerden kısa ortalarda bir kere Cenk de, Weghorst da son derece mutlu olurlar. Yani onların gol sayılarını arttıracak bir oyuncudan bahsediyorum. Onun için de savunmaya bakarsak eğer, savunma tarafına bakarsak söylediğim gibi Sayıs'ın işi çok zorlaşır yani. Oraya dönene kadar Karagümrük'te de aynı şeyler oluyordu. Bayağı ciddi sıkıntıları oluyor dönüşte gelirken. Yani yolda biraz şey oluyor, ama zaman artı, kaybediyor. Artı ile eksiği bir araya koyarsak artı yazar. Yani artı yazar. Sen şampiyon olmak istiyorsan, sen çok fazla gol atmak istiyorsan, ki gol atmak çok değerli. Gol atmak istiyorsan Caner bence yine bu asist evet. sayısını hemen kaç maçta yapmış? 12 maçta 6 asist yapmış. Düşünebiliyor musun? Evet. 12 maç 6 Şimdi asist. Bir de burası yok, Beşiktaş. Bakın aklıma ne geldi? Bugün Murat Sancak da bizi izliyordur. O da hatırlayacak. Murat Sancak'ın Şenol Güneş'le ilgili düşüncesini de yalanlamıştı Beşiktaş. Hoca olarak gelecek dendiğinde. Şu anda gerçekleşti. Şimdi de biz mesela, Caner Erkin konusuyla ilgili bir soru işareti var. Orada başkan mesela şu anda hep Galatasaray'ın da ihtiyacı var, Beşiktaş'ın da ihtiyacı var Caner'e. Ama şöyle biraz arkaya baktığın zaman Adana Demirspor için de oraya tam cuk oturabilecek ve Montelio'nun sistemine uyabilecek bir oyuncudan da bahsediyoruz. Bak böyle bir boyut da var. Başkan her şeyi evet yumuşatarak söyledi. Geçmiş, bugün belki sosyal medya tepkisini almak için, taraftar tepkisini almak için ama... Tabii biraz yoklama yani bir da yapılıyor biliyoruz Adana Demirspor forması da giyerse o da benim için sürpriz olmaz. Galatasaray mesela şu anda ihtiyacı olan bir oyuncu. Şimdi orada Kevin Rodriguez var. Abdurrahim Dursun var. İki tane oyuncusu var. Yani sol bekte. Kevin Rodriguez de çok önemli bir oyuncu. Ama Caner'le ilgili ben şu açıklamalardan, yani bu açıklamalardan çıkarttığımız sonuç, ya Caner adım adım Beşiktaş'a geliyor sonucu. Sadece kamuoyunun biraz zaman varken kamuoyundaki dalgalanmayı ya da işte Beşiktaş taraftarının amiyane tabirle tepkisini aşağı çekmeye çalışan sözler bunlar. Hemen böyle alıyoruz falan o boşta falan demeden ve mantıklı yavaş olan yavaş, yavaş 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 mantıklı olan alıştıra alıştıra bu işi bitirmeye çalışıyor başkan. Peki, taraftarın dedim ya işte taraftarın da biraz tepkisi olduğu için Caner'e onu da biraz yumuşatmaya bakıyor. Yani, geçmişte Burak Yılmaz için de olmuştu. Geldi oldu, golünü atana kadar. Gol attıktan sonra ne oldu? Ondan sonra geldi. Ya Burak Yılmaz tekrar taraftarın sevgilisi oldu. Bu işler böyle yani. Devam edeceğiz. Bir araya gidelim. Aranın ardından yine buradayız. Özel röportajlarımızı konuşacağız. Takımlardaki diğer gelişmeleri konuşacağız. Dünya Kupası'nı da konuşacağız. Bir yere ayrılmayın. Aranın ardından yine birlikteyiz. Saat 5.20'de spor gündeminde Haldun Domaç ve Savaş Çorlu ile sohbetimiz devam ediyor. Hatırlatalım, saatler 18'i gösterdiğinde Trabzonspor'la Kasımpaşa'nın bir hazırlık maçı olacak. Bu maç öncesi bağlantımız olacak. Sizlerle maç öncesinde yine takımlardan son durumu konuşacağız, değerlendireceğiz. Onu belirtelim. O zaman Trabzonspor'a bir geçiş yapalım. Yine takım takım gitmeyiz. Diğer takımlardaki haberleri de konuşuruz ama bir Dorukhan videosu var. Dorukhan Toköz'ü konuşalım. Ama o videoya girmeden önce ben Savaş'la biraz dertleşeyim o konuda. Dikkat ettin mi? Yani 3. saate girdik. Hala Haldun Domaç ve Savaş Çorlu ile birlikte program yapıyorum falan gibi böyle hani düşünebiliyor musun yani onun için video Vallahi girmeden önce şey söyleyeyim söylemedim. Dedim yani hala hala demedim hala onlara hala muhatabım çıktı ağzımdan geri alın hayır canım hala öyle onlara muhatabım şey. Ne kadar güzel şeyler saat var. Ne yapayım artık bak demin... bakın beni gaza getirmeyin yollamam sizi demin bizim
Yollamaz. Şey gibi böyle hani kaderimse çekerim falan der gibi böyle. Peki tamam şey? Ne yapalım, olacak bir şey yok yani, devam edelim bari hadi. Lütfen. Yok, mahşer, bunu şaka algılıyorum. Ufuk demin mesaj atmış ya, mahşerin üç atlısı diye bizim için ortak bir dostumuz var. O konuda şikayet yok Allah'a şükür. Neyse. Vallahi yollamam sizi. Yani ben şimdi pek sanmıyorum seni. Konuşturma beni Haldun Domaç. Kaç saattir yayın yapıyorsun? Kaç saattir? Ben şimdi gece 23.02 sonra... Nasıl drama bağladı görüyor musun? Nasıl drama bağladı hemen yer gece. Evet, evet ama bu hafta bir kısa bir izin yapmıştım. O yüzden daha şeyim. Yine tabii ki izin yorar biliyorsunuz. Evet, seyahatler. İzin sonrasında bir izin almak lazım ki dinlenme için. Evet, yani. Evet yoruyor birazcık. Çok izleyenimiz var, boş ver. Sen takılıyorsun tabii ki ama... Sen tabii de bir ki. Öğretim görevlisi olarak demin kızım mesaj atmış, baba diyor öğretmenlerim sizi izliyor diyor. Oo. Sağ olsunlar. Orada Bilgi Koleji'nde bizim... Benim öğrencilerim Kürşat... pek izlemiyorlar. İzliyorlardır. Yani. Beni baba dedi öğretmenlerim izliyormuş dedi. Bir selam yollar mısın dedi. Tamam kızım dedim. Sağır nasıl o zaman buradan söyleyelim. Ya, çok Seyhun... çok şey, komik bir şey anlatayım. Ya diyor ki ya babam seni izliyor Haldun hocam diyor. Rica etsem tanıştırabilir miyim diyor. Ya bu benim kızım. Aspor'da diyor sen çıkınca izliyor. Kızım iki söyleyince hayranlar. Emir olur. Normalde her şeye yetişemeyiz ama tabii kız olunca, kız çocuğu olunca onun ki bize emir olsun. Seyhun Sarı hocam beden eğitimi öğretmeniymiş Bilgi Koleji'de Sakarya'da. Bütün öğretmenlerimize selam olsun. Bütün kurucu, öğretmenlerimize selam. Müdürümüz, çok kutsal bir Kürşat görev yapıyorlar. Kürşat Kanabalı evet. Ve bütün evet. Öğretmenlerimize selam olsun Bilgi Koleji'nde. Selam olsun herkese. Dediğimiz gibi birazdan bağlantımız olacak Trabzonspor Kasımpaşa maçı öncesinde. Dorukhan Toköz'ün videosunu bir Dorukhan etiketiyle Trabzonspor resmi hesabı paylaşmıştı. Kamptaki bir günü ele alınıyor. İzleyelim bir. İzleyelim. Güzel anlarını izledik Dorukhan Toköz'ün. Güzel de anlatıyor bütün yazın çağıralım. Geçirdiği zaman. Vallahi bize de yayın. Yazın çağıralım. Bizler, güzel biz güzel anlatıyor. Yapsın. Şimdi yine Trabzonspor'dayız. Hazırlık maçı var demiştik saat 18'de. Yunus Emre Sel bizleri bekliyor maç öncesinde. Sözü kendisine bırakalım. Teşekkürler Melike. Trabzonspor Kocaeli'nde Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak. Bu karşılaşmanın yanımızda Yusuf Erdoğan var. Her iki takımda da forma giydi. Öncelikle Yusuf nasıl bir duygu? Hem Kasımpaşa'da hem Trabzonspor'da forma giydin. Yunus Emre abi öncelikle hoş geldiniz. Bizim için gerçekten özel bir gün. Çünkü gurbetçi dostlarımızla, arkadaşlarımızla, abilerimizle bugün Kocaeli'de buluşuyoruz. Eski oynadığım takım, sevdiğim dostlarım var, güzel anılarım var orada. Biz de bugün önemli bir takımla iyi bir test olacak bizim için. Bugün Kocaeli halkı için de güzel bir anı olacak. İnşallah iyi futbol oynayıp güzel bir skorla kamp dönemini bitirip artık kupa ardından da Fenerbahçe maçına konsantre olmak istiyoruz. Kamp dönemi nasıl geçti sence Yusuf? Teknik direktör Abdullah Avcı çok şey değişecek kamptan sonra demişti. Sence değişim olacak mı bu maçta kamptan sonra? Ya şöyle abi, gerçekten inanılmaz bir taktik antrenmanı yaptığımızı söyleyebilirim kampta. Çok ağır, yoğun ve fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandık. Hocamız her zaman vurguluyordu Dünya Kupası'ndan sonra bambaşka bir takım izleyeceğiz diye. Bence hazırlık maçlarında bunun sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Hocamızın verdiği şeyle 4-4'lük yapmaya çalışacağız. Çok farklı bir Trabzonspor Dünya Kupası'na sonra geliyor diyebilirim. Teşekkür ediyoruz Yusuf. Başarılar diliyor. Sen de isteyeceksin. Evet, Yusuf Erdoğan'ın görüşleri de bu şekildeydi. Ben kadrolar belli oldu. Hemen onları aktarayım. Önce hakemlerden başlayalım. Levent Gümüşdere, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğit Karpuz ve Enes Kampara maçın hakemleri. Trabzonspor'un ilk 11'i şu şekilde: kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Hüseyin Türkmen, stoperde Bamen Hugo ikilisi, sol bekte Arif Boşluk, orta sahada Siyopi Samşik, Bakasetas üçlüsü, sağ kanatta Vişça, solda Trezege, ileride Umut Bozok göreceğiz. Kasımpaşa'nın 11'i de şu şekilde: Ertuğrul Reindog, Buruma, Tunay Hayredinovic, Ahmet Ben Yunus, Cedric, Mikhail Tırpan, Petretta, Selina ve Hader Jonay 11 ile de Kasımpaşa sahaya çıkacak. Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür'ün hafif sakatlıklar nedeniyle bugünkü karşılaşmada kadroda yer almadığını söyleyelim. Yine Yusuf Gezici ve Cenni Semedo da kamp dönemi içerisinde sakatlıkları nedeniyle takımla birlikte çalışma fırsatı bulamamıştı. Lahdimi de kampın son günlerine doğru kampa katıldığı için bugünkü maç kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı kamp süresi boyunca çok farklı bir sistem çalıştıracağız. Çok farklı bir Trabzonspor'u izlettireceğiz dedi kampın ardından. Oynanan iki hazırlık maçında da Trabzonspor oyuna daha çok
topa daha çok hakim olmaya çalışan, kaleciden başlayan bir oyun anlayışı ve ileride baskı kuran bir takım kimliğine bürünmeye çalıştı. Bugün Kasımpaşa karşısında da buna benzer bir oyun anlayışının sahada olmasını bekliyoruz. Şu an tribünler tamamen dolmadı ama yine de 15 bin civarında taraftarın bugün Kocaeli'de Trabzonspor'a destek vermesi bekleniyor. Hem bu bölgedeki taraftarların Trabzonspor'a olan hasretini dindirme noktasında da önemli bir maç olduğunu söyleyelim. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularına 3 gün izin verecek ve ardından Trabzonspor Trabzon'da toplanarak Samsunspor'la oynayacak olan Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına başlayacak. Biz şimdi sözü buradan size bırakalım Melike. Zaten maçın başlamasına az bir süre kaldı ve 18'den itibaren, saatler 18 gösterdiğinden itibaren Trabzonspor Kasımpaşa maçı A-Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel'e. Evet, saat 18'de başlayacak karşılaşma. Biz de gideceğiz oraya. Siz de canlı canlı seyredeceksiniz bu hazırlık karşılaşmasını. Trabzonspor'la Kasımpaşa'nın oynayacağı. Kalabalık da görünüyor. Güzel yani, yer seçimi Kocaeli, Sakarya. Arada yarım saatlik mesafe var. Bir de İstanbul varmış o zaman. Bir de orada İstanbul'dan gelecek olanı düşünürsek güzel bir tercih. Daha şimdiden 15 bin var. 20 bin hazırlık maçı. Çok iyi. Baktığımız zaman da aileler, çoluk çocuk, kadınlar, güzel bir coşku var. Maçta güzel, dostane bir maç olacak belli yani. Yusuf'un açıklamaları, bizim ilerleyen saatlerde daha güzel görüntüler göreceğiz mutlaka yani. Şöyle kadroya baktım. Ben yani buradaki kadroda değişiklik olacağını düşünüyorum. Şöyle Yunus Emre söyledi ama Gbamin'i şeyde oynatıyor. Stoper oynatıyor. Hüseyin'i sağ bek. Solbek Arif, yani bazı şeyleri deniyor. Hüseyin'i zaman zaman orada oynatabilir miyim düşüncesinde. Çünkü şöyle bir gerçek var. Şimdi orada Bruno Perez süre alıyor ama henüz tam hazır değil. Larsen de yeni geldi ve gitme durumu da söz konusu Larsen'in anladığım kadarıyla. Eğer tabii kendisi isterse ülkesinden teklifler olduğu gerçeği var. Dolayısıyla orada alternatif olarak Serkan'ın olmadığı zamanlarda Bruno Perez artı Hüseyin yapıp Gbamin'i de Mark Bartra'nın olmadığı süreç içerisinde orada değerlendirebilir miyim diye düşünüyor hoca anladığım kadarıyla. Tabii bu maç başlamadan bir şey söyleyemeyiz sonra ama. Sonra değişecektir tabii ki yani. Sonuçta Arif de Evren Eren'in işte bir şeyi var dedi. Hafif sakatlıkları var Abdülkadir'le ikisinin. Arif'i de orada kullanıyor. Ben şöyle söyleyeyim, izlediğim tabii bir maçlar çakışınca bir devre falan izliyorum. Öyle bir şey yaptım kendime. Yani ben şöyle maç izleyemiyorum Melike. İkisini aç karşına. Bir onu, ona bak, ona bak, izleyemiyorum. Onun için şöyle bir şey kafan yaptım. Kafan karışıyor. Benim karışıyor kafam. Planlamamı şöyle yapıyorum. Mesela bir yarı diyelim ki maçlar üst üsteyse Trabzonspor, bir yarı Beşiktaş, Galatasaray, ne varsa üstünde Fenerbahçe. Onları o şekilde kendime göre planlıyorum. İzlediğim ilk yarıya göre Crystal Palace maçıydı galiba. İlk yarıya göre Arif de çok iyi oynadı. Hani ben de burada alternatif oyuncu olarak hazırım mesajını verdi. Ve şimdi yine baktım Arif, genç Arif orada. Naci nasıldı Arman abi? Naci ikinci yarıda girdi galiba Naci o maçta. Tam şimdi hatırlamıyorum şeyleri söyleyebilirim. Naci ile ilgili gelen bilgiler biraz çok olumlu değil. Yani Naci oynayamamaktan şikayetçi. Hatta Abdullah Avcı onu oynatamamaktan şikayetçi. Yani çünkü öne geçemediği için. Maç sayısı yeterli değil. Mesela şimdi baktım yine Naci yok galiba. Tekrar bakayım. Naci yine ilk 11'de yok mesela. Mesela yedek. Yine yedek Naci. Yedekler arasında. Oyuna sonradan girdikten sonraki vücut haline baktım. Topa vururken bir özgüven kaybı var. Şimdi, genç olmanın da vermiş olduğu bir şey var. Şimdi oyuncu buraya niye geldi? Oynamaya. Oynamaya geldi. Evet. Ve ama kolay değil. Aldığı süre transferde yani bir ara bakmıştım, hatta yazmıştım ama şimdi önümde hemen bulabilir miyim? Çok çok az süre aldı. O süreyi az aldığı için de biraz hani canı sıkkın ve gitme yönünde bir şeyi var. Ha bak şuraya yazmışım. 2 maç 42 dakika oynamış. Evet. Çok az. Çok az. Oysa o Ajax'tan buraya gelirken hani ben daha fazla oynayacağım hayaliyle geldi. O hayali bir şekilde bitmiş oldu. Yani fazla, yani çok çok az değil. Yusuf Demir Barcelona'dan geldi. O da bir o kadar oynadı yani. 3 maç 43 dakika gelmedi falan. De Barcelona'ya gitti gördü. Diyelim. Barcelona gördü diyelim o zaman. Tamam Barcelona gördü. Gördü. Barcelona'dan gelmedi. Ama şunu söyleyeyim. Yusuf'un sorunuyla Naci'nin sorunu aynı değil.
Yusuf yabancı kontenjanına takılıyor Yusuf Demir. Naci yerli statüsünde oynama şansına sahip. Onun için de yani Naci'nin oynamaması bu yabancı tercihiyle ilgili bir olay Trabzon değil. Trabzon çok fazla yerli kontenjanı yaşamıyor ama kaleci Uğurcan i̇şte onu, olduğu için kalede yerli onu olduğu zaman. Onu söylüyorum zaman, yani istese yani yabancı konusunda sıkıntı yaşamaz. Larsen'e takıldım. Larsen gitmek mi istiyor? Larsen anladığım kadarıyla Brøndby'den bir teklif almış. Şimdi tabii Bruno Perez zaten şöyle bir şey. Trabzonspor da buna sıcak bakar. Neden sıcak bakar onu da söyleyelim. Şimdi Bruno Perez bir de Larsen. İki tane yabancı bir kanatta. Evet. Olmaz yani. Çok lüks olur yani. Ve zaten kadroyu boşaltması lazım Bruno Perez'i yazabilmesi için. Bruno Perez'i yazamıyor şu anda biliyorsun. Kadroya yazamıyor. Onu yazabilmesi için kadro boşaltması lazım. Onu söyleyelim. Ya bir de şu şeyi de çok şaşırdım yani gerçekten. Onu da söyleyeyim. Bu lisansı olmayan oyuncuları oynatıyor diye federasyon durmadan ceza yazıyor. Evet. Ya bu da yani çok anlamlı bir şey değil ya. Ya ben çok gerçekten bazı şeyleri gözden anlayamıyorum. Geçirmesi lazım yani düzenleme. Ya böyle bir şey olur mu yani? Trabzonspor'a yazdı, Fenerbahçe'ye yazdı. Ya bu olağanüstü bir durum. Yani tahmin edilen, bilinen bir durum değil ki bu. Bu olağanüstü bir durum. Yani nereden bileceksin 35-40 gün böyle olacağını? Böyle olmasa belki başka bir şey olacak. Oynattın onun için kusura bakma. Yani sana 25 bin euro ceza. Yani ben çok mantıklı ve anlamlı bulmuyorum. Onu da söyleyeyim yani. Oynatacaksın ki oyuncu. Affa gelir belki sezon. Yıl sonunda belki affa gelir. Ya olmaz yani ya. Yok tabii o işin esprisi. Böyle bir şey olmaz. Yani onu özellikle söyleyeyim. Olmaz. Larsen konusunda yalnız bak lig başladı. Özellikle eleme maçlarında, Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında falan müthiş bir başlangıç yaptı. Ama şu anda çok verimli değil. Değil. Evet, çünkü kafa olarak dediğin gibi bir futbolcu ayrılmayı kafasına koyduysa Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi maçı oralarda bir düşüş başladı. O form düşüklüğü ile beraber ikinci yarı yani bu milli ara dönüşünde bize tekrar o sezon başındaki Larsen'i izletmezse o zaman ayrılığa Trabzonspor'da Abdullah Hoca da ayır demez, Sayın Başkan da ayır demez. Yani bir bence kendisini göstermesi lazım yeniden. Savaş birisini göndermek zorundasın ki bunu yani Visce vardı kadroda. Ama ben başlangıçtaki o İki bekte mesela Trabzonspor iki bek işte aradığı beki buldu ilk yani iki tane. Ama olmaz ya çok lüks. Yani iki tane yabancı. Hayır sağ bek sol bek onu demek istedim. Ha şey tamam o ama iki tane yabancı sağ bek olmaz. Yani o planlama hatadır yani. Bir yerli biri yabancı olacak. O öyle ama oldu. Seni gönderip oraya bu sefer yeniden. Şimdi aynı sıkıntıyı oraya dönmek istemiyorum. Aynı sıkıntıyı Galatasaray'da yaşıyor. Evet. Dubois'la gitti Saşa. Hiç beklemiyorlardı Saşa'nın bu performans göstereceğini. Normalde Dubois gelecek, 11 oynayacak. Arkasına da bir tane yerli oyuncu bulunacaktı. Evet. Dubois oynayacak derken Saşa Boye müthiş bir performans gösterince şimdi lüks aslında oldu. Aslında biri solda oynasa işte solda bekleyin, ihtiyaç var. Bekleyin görün. Biri mi solda oynayacak? Dubois oynar mı solda? Bekleyin görün. Yok başka bir şey transfer. Hayır o transfer mutlaka olacak da ilk kısa vadede şu anda 6 maç var. Kısa vadede diyorsun da eğer maç iyi olacaksa Dubois orada oynadı bir maç. Evet evet iyi olacaksa şimdi, elinde Dubois ve Saşa Boya varken o zaman Dubois'u sola tekrardan atma ihtimali yüksek. Daha önceden Sergio Oliveira, Lucas Torreira orada bozamadığı için bir yerli de koyamıyordun oraya. Solda yerli ya sol bekte yerli kullanıyordun. Şimdi öyle bir şey yok. Tekrar oraya eğer Emre'nin performansı yetersiz bulunursa Dubois'u orada ilk kupa maçında görebiliriz Keçiören maçında. Keçiören evet. Gücü maçında Dubois'u orada performansı iyi olursa bu sefer ligde Lucas Torreira Berkan'ı göreceğiz önde de. Yani ya bir yerli mecbur olacaksa. Ya da şey var Yunus'u tekrardan başlangıca döneceğiz. Kerem Yunus. Benim futbol görüşüm şunu söylüyor. Olağanüstü şartlar yoksa oyuncular kendi mevkilerinde oynar. Olağanüstü. Evet. Elinde Emre var. Kazımcan var. Van Aanholt var. Dubois'dan sol bek yapacaksın. Ben de seninle aynıyım. Olmaz. Dubois'u en son maçta gördün mü? Villarreal maçını hazırlık maçını izledin mi? Okan Hoca çok bir şeyler denedi. 6-8 gibi oynattı. Yenilen golde büyük bir hatası vardı. Şeyde de çok. Yani sol bek olarak forma şansı bulamayan bir oyuncu yok Okan Hoca'nın o hazırlık maçında orada 6-8 oynatması. Hazırlık benim maçı. Ya hocalar genellikle şöyle düşünüyorlar. Hani acaba orada ama oynatsak. Ama o bölgede 5 adamım var. 4 adamım var. Olmayan bir yere dene hoca. Ben şimdi olmayan bir.
Ben şöyle düşünüyorum, yani benim düşüncem bu. Yani ben oyuncular pozisyonunda oynar. Bir maç olağanüstü bir gelişme olur, oynarsın. Ama Dubois'un mesela şeyde solda oynadığı bir maç var. Ben hiç beğenmedim mesela. Çok ağır kaldı. Ne çıkarken çıkabiliyor, ne gelirken gelebiliyor. Çok ağır kaldı. O maçta çok ağır kaldı ve o kolay bir iş değil yani. Şimdi şöyle bir şey. Ama bak Ferdi oynuyor. Ferdi enerjisiyle oraya bir enerji getirmeye çalışıyor. Bana göre de Ferdi, yani benim düşünceme göre de Ferdi sağda oynadığı vereceği verimden daha azını veriyor solda. Ama ben razıyım. Çünkü elimde elemanım yok dersen bir şey söyleyemem. Şu yani oyuncusu yok çünkü. Şu Ali andaki Oski görüntüye sıkıntılı. Göre sol bekte yine oraya Emre Taşdemir görünüyor. Eğer Emre Taşdemir olmazsa Kazımcan tam olarak orada o verim veremiyor. Yine o zaman Dubois'u kalır. Yani Patrick Van Aanholt orada oynayacak gibi değil. İngiltere Premier Lig görmüş, Galatasaray'da bir sezonu geçirmiş. Ben hakikaten aklım almıyor yani. Bu kadar tecrübeli bir oyuncunun. Kim? Patrick Van Aanholt'un orada olması gereken bir adamın yerine şu anda 3 tane farklı isim konuşuyoruz. Evet. Hatta orada Alparslan da Abdülkerim Bardakçı da kısa bir oynadı. Berkan da kısa bir süre oynadı. Ya yani Berkan, maç içinde baktığın zaman. Berkan bir tek şeyde oynadı ya. Milli takımda sol 3-5 solunda. Hangi maç içinde hatırlayamadım. Yani, bir maçta oraya attı ya. Oraya attı. Olmaz yani. Bak aynı şeyi söylüyorum. Olmaz Savaş. Olmaz. Oluyorsa da oyuncusu. Oluyorsa da devşirme olmasın. Gerçek mevkisinde hata yapıyorsa o yapsın. Evet yani. Peki biraz Dünya Kupası'nda da konuşalım. Yine maçlar var çünkü çeyrek final maçları. Artık yarı finalin adı belli olacak bu akşam. Yarı finallerin adı belli olacak ve sona doğru gidiyoruz. Dün çok enteresan iki maçı izledik. Hem onları konuşalım hem de bugünkü maçları şöyle bir kısaca yorumlayın istiyorum. Haldun Domaç. Şenol Hoca da söyledi. Bu arada o görüntüleri de paylaşmıştık sizinle. Ben hatırlıyorum röportajında ya da bir basın toplantısında. İngiltere, Brezilya finali bekliyorum demişti Şenol Hoca. Ve sonra yanılıyorum genelde tahminlerinde dedi. Tabii şimdi Brezilya'nın elenmesi sonrasında. Hepimiz şaşırdık, hepimiz yanıldık aslında. Haldun Domaç ne düşünüyor? Duble yanılmamız söz konusu oluyordu aslında. Oluyordu tabii canım. Yani bir tanesinde yanıldık da ben zaten şöyle bir şey düşünüyordum. Ben şu anda %50 yanılmış durumdayım. Yani %50 dediğim şu, ben Brezilya-Fransa finali düşünüyordum. Ben Fransa-Brezilya. Ben de aynısını. Şu anda Brezilya olmadığına göre %50 yanıldık zaten. Yani %50'si gitti. İş penaltılara kaldı mı Şenol Hoca'nın söylediği gibi artık oyunun nereye varacağını kestirebilmek çok kolay değil penaltılara evet. kaldığı anda. İşte dün iki maçta penaltılara kaldı. Hatta işte ikinci maç daha heyecanlı. İkinci maç tabii. Çünkü 2-0'dan geri geldi. Çok, o 1-0'dan 2-0. Mesela evet. Messi diyor ki Luis Van Gaal iyi oynadık diyor. Nasıl iyi oynamak diyor. Uzun uzun vurdun. Tamam da vurdu gol oldu yani. Yani şey diyor, uzun toplarla diyor yaptın, ortalar yaptın. Tamam da o da futbolun içerisindeki bir gerçek. Yani kadrolar açıklanmış. Bir Ronaldo'cu kişi olarak yine yedek. Ronaldo yine yedek. Ender Kuzu mesaj yapmış. Abi Ronaldo'cusun ama Ronaldo yine yedek diyor. Beklediğimiz bir şeydi bu. O normal değil tabii ki. Sonuçta 3 gol atmış bir oyuncu var orada yerine giren. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de tabii oradan biliyorsun Jorge Jesus da payaya çıkartıldı. Çünkü oyuncuyu ilk oynatan sahip çıkan Jorge Jesus. Evet. Onun için de Jorge Jesus'u da teşekkür etmiş. Arabistan'da da 7 tane oyuncu vardı. Oradan da payaya çıkardık. Her yerden çıkarıyoruz. Yani biz değil. Haller takımından orada oyuncuları var diye. Tamam evet dokunuşlar önemli bir oyuncu. Biz değil. Biz değil. Sosyal medya yani, olarak baktığımızda. Yok şeyde Portekiz basını da teşekkürler demiş şeye. Yani şans verdin oynattın. Burada şimdi bakalım Fas takımında Saiss oynuyor. Geçen maçta bir arka adelede bir sıkıntısı vardı. Demek bu maçta ki, oynanır ya. Arka ayağında arka adelende sakatlık olsun. Ama işte olsun sıkıntısı olduğu zaman Hakim Ziyech oynuyor. Ondan sonra onu da söyleyelim. Hani bizim çok yakinen bildiğimiz Hakimi oynuyor. Evet. Onları söyleyebiliriz. Şimdi öyle bakalım. Yani Fas'ın kadrosu bir takım bütünlüğü açısından iyi bir kadrosu var Fas'ın. Mesela Amrabat da orta alanda çok iyi oynuyor. Onu söyleyebiliriz. Güzel bir kadro, güzel bir birliktelik var. Biliyorsun işte o bizde gelip giden Münir de orada evet. oynuyor. Ama yedekte tabii ki. Portekiz kadrosuna da şöyle bir bakıyorum. Sürpriz herhangi bir şey var mı? Tabii burada Pepe'yi takdir etmek lazım. Yani evet. o yaşta
olağanüstü işler yapıyor. Demek ki hani oynayabilirmiş, öyle söyleyelim. Beşiktaş işte bir tarafta Saiz, bir tarafta Pepe. Ya tabii yani Portekiz kadrosu bir genel bakışla Fas'ın kadrosunun önünde, öyle söyleyebiliriz. Evet. Bernardo Silva, Guerrero, yine Bruno Fernandes, João Félix, yani bunlar gerçekten de işin ofansif tarafını çok iyi oynayan oyuncular. Ramos'un da girişiyle çok farklı bir noktaya geldi. Ben de olsam Cristiano Ronaldo'yu oynatmam. Yani 3 tane gol atmış, oyunun gidişatını değiştirmiş bir oyuncu. Ya, Cristiano Ronaldo sevdasıyla Cristiano Ronaldo'yu oynatmak bence yanlış olur. Evet. Bir de şunu da söyleyeyim, üzülerek söylüyorum gerçekten. Cristiano Ronaldo'yu da beğenen bir kişi olarak söylüyorum. Oynadığı maçlarda da hiç de göze hoş gelecek, ben hazırım, bu Dünya Kupası'nı kazanacak bir takımın parçasıyım, bak evet, bırak şeyi, kazandırır mı, parçasıyım mesajını da almadım ben Cristiano Ronaldo'dan. Bu bir devinim. Yani almadım diyorum. Yani biraz rahat bırakmak lazım Ronaldo'yu. Şu anda bakıyoruz, kendi eşi olsun, kardeşi olsun. Yok şeyden de kaynaklanıyor. Bak, ne olursa olsun şöyle söyleyeyim. Kulüp performansı, takım performansı da etkiliyor işte. Aynen. Yani siz takımınızda iyi ama şöyle bir şey var. Mesela Maradona'da bu maçta mesela penaltı ve golün dışında. Maradona dedin ya. Neyse, Maradona o kadar, yapma gözünü seveyim. Toprağı bol olsun. Hayır ama bak şimdi niye biliyor musun? Dün Vedat abi mesaj atmıştı ya gece bizim Urfa'dan. 33 sene sonra artık Arjantin'in bir şampiyonluğunu istiyorum. Ama sırf Messi'den dolayı istemiyorum. Ama ben de anti Messi'ciyim abi. Ya olabilirsin. Yani, dün mesela Vegors'a yaptığı hareket yakışıyor mu sana ya? Diyorlar ki mütevazi. Neresi mütevazi ya? Şaşırttı Vegors orada. Sana bakmış. Ama ilk defa bir duygusal bir futbol oyuncusu izlenimini verdi. Hani yaptığı doğru demiyorum ama normalde alıştığımız bir görüntü. Messi'nin yapmadığı bir şeydi o. Bir şey söylüyor yalnız. Tabii ne derece doğrudur bilmiyoruz. Maç öncesi ve maç sırasında yaşanan aralarında bazı diyaloglar varmış. Ama ne olduğunu bilmeden de biz bir şey söyleyemeyiz. Ya röportajındasın. Röportajından yanına geçen ne bakıyorsun aptal falan. Gerek var mı buna yani? Evet. Gerek yok buna. Sen Messi'sin. Ya bak konuşuyoruz. Maradona dedirttin bana şu anda burada yani. Öyle bir adamsın yani. Bana şu anda kendine Maradona dedirttin. Ha maç içinde yaptığı bir hareket var. Çok güzel gelip kaleciyi kaldırması. Herkes tribüne koşarken, bilmiyorum izlediniz mi o görüntüyü. Ben takdir edeceğimiz yeri takdir edelim ama eleştireceğimiz yeri edelim. Ya şimdi tabii şöyle bir senin üstündeki yük. Ben son kitabını okudum. Maradona Messi hakkında yazılan kitabı okudum. Üstünde öyle bir yük var ki dönüyorlar dolaşıyorlar. Röportaj yapan herkes aynı yere geliyor. Maradona Dünya Kupası kazandırdı. Messi daha kazandırmadı. O kadar ağır bir yük sırtına bindiriyorlar ki Messi'nin. Evet. Ve şimdi düşünün, o yükün altındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yoksa Messi'yi ben böyle sevinirken bile görmedim. Yani bırakın. Onun üzerindeki o baskı işte. Aldın abi, şimdi bakıyorsun mesela maratonuma başladığından beri. Messi mi, Ronaldo mu? Bu baskı bile yeter. Diğer taraftan Mbappe gibi bir oyuncu var. Turnuvanın yıldızı kesinlikle olmuş. Kimse onu konuşmuyor. Kimse şu anda Mbappe'yi konuşmuyor. Messi mi, Maradona mı? Ya bu yine Maradona mı? Messi mi, Messi mi, Ronaldo mu? Bak Ramos, Portekizli Ramos, Leao, Portekizli, işte söylediğin gibi Mbappe çok önemli oyuncular. Mesela çok erken gitti, birçok kişi tepki gösterdi ama Almanya'da Musiala, yani çok önemli oyuncular vardı. Ama sonuç itibariyle bu bir turnuva. Turnuvada bu tür durumlarla karşı karşıya. Şampiyon kim olur? Belki de. Şu anda ben Portekizciyim, hala Portekizim. Şimdi belki de o Maradona'nın Tanrı'nın elinden sonra 33 yıllık bir şey var. Laneti mi diyorsun? Yani bunu kullanmak istemedim ama o Tanrı'nın elinden sonra, o yani söylenen şeyden sonra Tanrı'nın elinden 33 yıl, çünkü Arjantin gibi bir ülkenin bu Dünya Kupası'nı almaması bugün içinde hala ben alacağımdan çok umutlu yalnız değilim. Yalnız şunu söyleyeyim hani özellikle teknik açıdan bakayım biraz isterseniz. Ya bugün Messi'nin, Ronaldo'nun, belki hatta zaman zaman işte Musiala'nın, işte Mbappe'nin, böyle hani bireysel oyuncuların çok öne çıkamamasının sebebi de bu Dünya Kupası'nın maalesef kışın yapılması. Tabii o önemli bir etken. Neden? Ama biliyor musun neden olduğunu? Çok net söyleyeyim. Çünkü oyuncuların hepsi çok hazırlar. Fazla hazırlar yani. O kadar fitler ki. Park yani, yaratacak olan. Ya Messi topu alıyor, kafası yani etrafında 3 oyuncu var. 4 oyuncu var. Yani ha, bak aynı yere geldi o kadar. O zaman. Peki o Ronaldo, kadar güzel, evet doğru söylüyorsun. O kadar hazırlar ki yani oyuncular,
o kadar zinde ve fitler ki öyle o kadar. Mesela diğerini de söyleyeyim, sonra cevabını sen söyle. Diğerinde nasıldı biliyor musun? Adam 56 maç oynamış, turşusu çıkmış. Yani yorulmuş. Orada kalkıyor bir kısacık bir dinlenme, arkasından Dünya Kupası. O zaman çok da fazla fizik güç öne çıkmıyor. Messi o 3 kişi tutuyor dedin ya, tam benim o dediğim yere gelecektin. Ronaldo da sahada olmuş olsa en az 3-4 kişi de Ronaldo'yu tutuyor. Yani Ronaldo ne kadar kötü olursa olsun o sahada olmalı abi. Bakalım sonrasında neler olacak? Yarı final olacak mı Portekiz adına? Finalde hangi iki ülkeyi izleyeceğiz? Biz de merakla bekliyoruz. Hatırlatalım, saat 18'de Trabzonspor Kasımpaşa hazırlık maçı. Saat 20'de de Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçları. Aspor ekranlarında biz şimdi veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.